Merhaba arkadaşlar. Bir İSAKA çarşambasına daha hep beraberiz. Bugünkü katılımcılarımız ve webinarımızın sahipleri KPMG firması BT Risk Yönetim Biriminden Gülcan Deniz Hanım ve Enver Kutu Bey olacak. Etkinliğimizin başlığı bildiğiniz üzere BT denetimi ve yapay zeka başlığı içerisinde adaptasyon konularını işleyeceğiz. Genel olarak BT denetimi alanında yapay zeka teknolojilerinin adaptasyonunu ve etkilerini derinlemesine incelemeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede ben lafı daha fazla uzatmadan kendilerine bırakmak istiyorum. Kendilerini tanıtarak webinarımıza başlayalım. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Mustafa Bey kısaca özetledi. Biz de sunuma geçmeden önce kısaca Enver'le birlikte kendimizi tanıtalım istiyoruz. Ben Gülcan Deniz. Yaklaşık 10 yıldır KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi ekibinde BT denetçisi olarak görev almaktayım. Şu an kıdemli müdür olarak görevime devam ediyorum. Matematik mezunuyum. Yüksek lisansımı bilgisayar bilimleri üzerine yaptım. Hatta yapay zeka alanında yaptım. Daha sonra da iş hayatıma KPMG ile birlikte başladım. Bu süreçte de bu şekilde devam ediyorum. Ben kısaca sözü Enver'e bırakıyorum kendisini tanıtması için. Çok teşekkür ederim Gülcan. İsmim Enver Kut. KPMG'de kıdemli müdür olarak çalışıyorum. Yaklaşık benim de Gülcan'la beraber sektörde 10. senem diyebilirim. Farklı kurumlarda görev aldım. Daha önce başka bir Big Four firmasında denetçi olarak çalışıyordum. Onun üstüne bir bankanın sistemler departmanında uzun yıllar görev aldım. Onun ardından da KPMG tarafına transfer oldum diyebiliriz. Ben Bahçeşehir Üniversitesi mezunuyum. Yüksek lisansımı İstanbul Üniversitesi'nde devam ediyorum. Bunun dışında yapay zeka üstüne epeyce bir çalışma fırsatı bulduk. Yaklaşık da 10 seneye yakın IT denetim sektörünün içindeyiz diyebilirim. Bugün sizlere biraz daha bilgi sistemleri denetiminde yapay zekanın önemini, yapay zekayı nasıl kullanıyoruz, denetime nasıl entegre ediyoruz, adaptasyonunu nasıl sağlıyoruz, aynı zamanda yapay zekanın kontrollü bir şekilde hayatımızın içerisine girmesini nasıl yönetiyoruz gibi hususlardan bahsedeceğiz. Bu noktada ben aslında sözü Gülcan'a bırakayım. Gülcan sunumumuzun ilk sayfalarında kendisi anlatımda bulunacak. Daha sonra hep beraber bütün sunumun üstünden geçeceğiz diyebilirim. Sormak istediğiniz bir soru olması durumunda biz chat'i kontrol ediyoruz. İstediğiniz zaman chat'ten bize soru sorabilirsiniz. Biz de sunumumuzda ara ara bu sorulara bakıp cevaplayacağız. Ekranım geldi mi Enver? Geldi Sanıyorsun. geldi. Tamam, bir Şu an sıkıntı yok. tamamız. Tamamdır. BT denetimi ve yapay zeka adaptasyon konusunda bu akşam birlikte yaklaşık 1,5 saatlik bir süremiz olacak. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Biraz interaktif ilerleyeceğiz. Yani ben ve Enver karşılıklı konuşarak bildiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. BT denetimi dünyasında yapay zekanın etkisine ve adaptasyonuna dair günümüz için önemli bir konuyu ele almış olacağız. Hepinizin sektörde deneyimli olduğunu ya da bu konuya ilgisi olduğunu tahmin etmekteyim ve açıkçası bu durumda bu sohbeti daha da zenginleştirecek diye düşünüyorum. Zira bizler de bu konuda uzman olmaktan ziyade daha çok araştırma yapmış ve işimiz gereği farklı deneyimlere sahip olmuş kişileriz. İşin özetinde kendimi bu konuda çok meraklı bir öğrenci olarak tanıtabilirim aslında yapay zeka konusunda. Çok kısa bu konuya neden bu kadar meraklı olduğumu da söyleyeyim. Bahsetmiştim, yüksek lisansım yapay zeka neydi? Araştırma ödevim de bunun üstüneydi aslında, tezim. Tabii ben yaklaşık 11 yıl öncesinden bahsediyorum. 11 yıl öncesinde yapay zeka daha çok belirli algoritmalar, işte veri analize de dayalı, sınırlı kapasiteye sahip bir teknolojiydi bizim için. Belirli görevleri otomatikleştirmek veya belirli desenleri tanımak için kullanıyorduk. Bugünkü kadar geniş çapta yaygın ve benim için en önemli tanımı insan benzeri bir etkileşimi olan bir sistem değildi. Bugünlerdeki en önemli hususu bence bu. Yapay zeka son yıllarda BT denetim süreçlerinde çok farklı bir boyut yaratmaya başladı, sizlerin de bildiği gibi. Biz de bu akşam bu teknolojinin nasıl bir fark yarattığını ve denetim dünyasında nasıl stratejik bir rol üstlendiğini araştırdıklarımızla, duyduklarımızla anlatmaya çalışacağız.
Ayrıca AI adaptasyonunda karşılaşılan zorluklar, bu süreçteki güvenlik, doğruluk, şeffaflık gibi kritik unsurlara değineceğiz. Hep birlikte bu yeni çağın neler sunduğunu keşfediyor olacağız. Enver, senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? Ya şunu söylemek gerekir. Yapay zekanın özellikle denetimi olan entegrasyonu belli bir süredir devam etmiş olmakla beraber zaten sizlerin de bildiği gibi tamamlanmış bir süreç değil. Aslında bu çok yaşayan bir süreç. Dolayısıyla yapay zeka denetiminin çok uzmanı, bu işin eksperti olmak gerçekten çok kolay değil. Çünkü bu çok devamlı değişen ve gelişen bir süreç. Bir sene aralıkla bütün öğrendiğiniz şeyleri tekrar revize etmeniz gerekebiliyor. Dolayısıyla biz Gülcan'la aslında size bu sunumları hazırlarken biraz daha globaldeki örnekler nelerdir, KPMG markası olarak globaldeki çalışmalarımız bu konuda nelerdir, diğer Big Four şirketlerinin bu konuda neler yaptığını, ünlü bankaların özellikle Avrupa'da ve Amerika'daki büyük kuruluşların yapay zekayı hangi alanlarda kullandıkları ve bu kullandıkları alanlarla denetimi nasıl paralel bir şekilde entegre ettiklerinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla biraz daha iyi uygulama örnekleri, hali hazırda yapay zekanın denetiminde ne noktasındayız, bunun istatistiksel verileri, bu konuda özellikle çok kafa patlatmış akademisyenlerin yorumları, makaleleri gibi hususlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz diyebilirim. Teşekkür ederiz. Ajandaya gelecek olursam temel başlıklarımız bu şekilde. Önce bir giriş yapacağız. Temel kavramlardan bahsedeceğiz. Bizim için önemli bir kısım olan üretken yapay zeka kısmını hem olumlu çerçevede hem de negatif çerçevede değerlendireceğiz bir denetçi bakış açısıyla. Diğer başlıklarımız da gördüğünüz üzere bu şekilde devam edecek. Dilerseniz başlayalım. İlk olarak tanımlardan bahsettik ama slaytta zaten yazıyor. Bunları tekrar okumayacağım. Yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenme temel kavramlarımız. Sizlerin de bildiği gibi, herkesin az çok aşina olduğu gibi. Ben biraz daha işin olumsuz tarafından başlayıp aslında bu kavramları kafamızda canlandıracak günümüzde yaşanan daha negatif olaylardan bahsedeceğim. Denetçi olarak baktığımızda siz de biliyorsunuz riskli ve negatif taraflar her zaman daha ilgimizi çekiyor. Öncelikle yapay zeka kısmına Capital One veri sızıntısı örneğinden bahsedeceğim. 2019 yılında gerçekleşen. Bilmeyenler için çok kısa özetleyeyim. Capital One'da büyük bir veri sızıntısı yaşanıyor. Amazon Web Service çalışanı, eski çalışanı Capital One'ın bulut sunucularına izinsiz bir erişim sağlıyor. Bunun sonucunda da yaklaşık 100 milyon kişisel bilgi içeren veri sızdırılıyor. Bu bilgiler, isimler, adresler, telefon, işte kredi puanları, hassas finansal bilgileri içeriyor. Burada aslında bu kişi bulut hizmetlerinde bulunan yapılandırma hatalarından yararlanıp güvenlik duvarlarını aşıyor. Bu sayede de sızıntıyı gerçekleştiriyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı güvenlik sistemleri var Capital One'ın. Anormal erişim davranışlarını tespit edemiyor. Normalde AI tabanlı araçlar saldırganın veriye erişimini tespit eder. Ama bu kapsamda Capital One'ın yapay zekası bu konuda yetersiz kalıyor. Bu olayda AI ve güvenlik sistemlerinin aslında sürekli güncellenmesi ve özellikle BT denetçilerinin sistemlerini olarak test ederek potansiyel açıkları belirlemesi gerekliliğini defalarca bizlere vurguluyor. Makine öğrenimine örnek verecek olursam yine duymuş olabileceğinizi tahmin ediyorum. FIFA 2018 Dünya Kupası bilet skandalı. Burada turnuvada biletlerin usulsüz bir şekilde satılması, rüşvet iddiaları ve yapılan yolsuzluk skandalına dair bir örnek. FIFA yetkilileri biletleri yüksek fiyatlarda kara borsada yeniden sattı. İşte bazı kişilere öncelikli olarak verildiği gibi iddialar var. Bu skandal sonrasında da FIFA'nın bilet satış sürecindeki şeffaflık eksiklikleri ortaya konuldu ve organizasyonun itibarı tabii olumsuz yönde etkilendi. İlk bakınca hani bu örneği nasıl yapay zeka ile ilişkilendireceğiz diye ben de düşünmüştüm açıkçası. O yüzden biraz tanım tanım ilerleyeceğim ki hani örnek yapay zeka ile ilişkisi kafanızda net olsun. Öncelikle bir anomali tespiti yapılabilir. Nasıl yapılabilir? Makine öğrenimi algoritmaları bilet satışlarında ve alımlarında olağan dışı desenleri veya
alışılmadık kalıpları tespit edebilir. Örneğin belirli bir bilet satış noktası veya birey üzerinde olağan dışı yüksek miktarda bir işlem tespit edildiğinde bu durum şüpheli olarak işaretlenebiliyor. Davranışsal analiz olarak bakarsak biletlerin hızlı şekilde satılması veya anormal fiyat farkları dolandırıcılık girişimlerinin göstergesi olabiliyor. Otomatik risk değerlendirme olarak bakarsak makine öğrenimi risk değerlendirme süreçlerini otomatikleştirebilir. Bu bilet satış süreçlerinde potansiyel dolandırıcılık veya kara borsa faaliyetlerini belirler. Nasıl belirler? Satış ve işlem geçmişini analiz eder. Buradaki riskli işlemleri önceden tahmin edebilir ve bu sayede daha hızlı müdahale edebilir. Son başlıkta da gelişmiş algoritma kapsamında düşünürsek, örneğin sahte biletlerin dijital izlerini veya kara borsa satış yapan platformların belirli işaretlerini de tespit edebilirdi makine öğrenimi başlığı altında. Burada da denetim kısmına gelirsek, BT denetçileri bu makine öğrenimi tabanlı sistemlerin etkinliğini sürekli olarak izlemeleri ve güncel tutmalıdır. Ayrıca risk analizleri, güncel verileri sürekli olarak yapıp potansiyel tehditlere karşı daha proaktif bir yaklaşım benimsemelidir. Derin öğrenmeye gelecek olursam burada da Tesla'nın otopilot verimliliği ve güvenlik ihlallerinden bahsedebilirim. Tesla'nın otopilot sistemi derin öğrenmenin bir örneğidir ve bu tür teknolojilerin BT denetimlerinde nasıl kullanıldığını gösterir. BT denetimlerinde Tesla'nın sistemleri derin öğrenme algoritmalarını kullanarak araçların çevresini algılar, sürüş güvenliğini arttırır. Ancak bu teknolojinin başarısız olduğu durumlarda, örneğin sürücü destek sistemlerinde meydana gelen kazalarda, pardon, ekran düzeldi değil mi? Bir sayfalar kaydı ama. Ya o normal gözüküyor Heh, şu an. Şu tamam. an normal zaten. Yani başarısız olduğu durumlardan bahsediyordum. Sürücü destek sistemlerinde meydana gelen kaza, derin öğrenme sistemlerinin verimli çalışıp çalışılmadığını ve güvenlik standartlarına uyup uymadığı konularında denetim yapması gerektiğini vurguluyor. Bu tür olaylar BT denetçilerinin derin öğrenme sistemlerinin güvenlik ve performans değerlendirmelerinde çok kritik bir rol oynadığını da vurguluyor ve düzenli olarak sistem testleri yapmanın önemini tekrarlıyor. Üç farklı örnekte de aslında en çok kullandığım kelime BT denetçilerinin güncel kalması oldu. Bu sebeple bizlerin bu yapay zeka sürecindeki adaptasyonda en önemli maddemizin kesinlikle güncel kalıp güncel teknolojileri takip ederek sistemi denetleme olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Şimdi KPMG İspanya tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşacağım. Genelde hangi ülke ve kim tarafından yapıldığını daha net anlamanız için KPMG İspanya'nın partnerinin da bu konuyla ilgili bahsettiği bir cümlesi var. Onu da ekledim buraya. Burada yapay zekanın denetim süreçlerindeki rolünü kapsama almışlar ve %66'lık bir oranda şirketlerin yapay zekanın otomasyon ve veri anti ile birlikte aslında denetçiler tarafından kullanılmasını önemli görüyorlar. %63'ü denetçilerin riskler ve anomallikleri tespit etmek için yapay zekayı önceliklendirmesi gerektiğini düşünüyor. %60'lık bir dilim de yapay zekanın risk azaltma ve iç kontrolleri desteklemek için kullanılmasını istiyorlar. Yönetim kurulu tarafından bakacak olursak da yönetim kurulları da aslında bu değeri anlamakta ve denetim süreçlerinde kullanılmasında destekliyorlar. Yapay zekanın denetim süreçlerindeki kullanım oranlarına bakarsak %82'lik bir dilim şirketler denetçilerinin finansal analiz için yapay zekayı kullanmada kendilerinden önde veya eşit seviyede olduğunu düşünüyor. %85'lik bir dilim denetçilerinin yapay zekayı finansal raporlama için kullanımını çok iyi anladığını belirtmiş. %65'lik AI liderleri dilimi de denetçilerin yapay zekayı çok iyi anladığını söylüyor ve yine AI liderlerinde %50'lik bir dilim denetçilerin yapay zeka kullanımında kendilerinden önde olduğunu ifade etmişler. Burada bu araştırmanın sonucunda 3
başlıkla özetleniyor durum ve şirketlerin denetçilerinin yapay zekayı üç temel amaç için kullanmasını istiyorlar. Bunların başında denetimlerin verimliliğini ve doğruluğunu arttırma, diğeri daha proaktif, sürekli ve öngörücü süreçler geliştirme, son olarak da veri toplama ve değerli denetim içgörüleri elde etme olarak sıralıyorlar. Bu slayta da baktığımızda aslında bunlar daha pozitif görüşlerin önde olduğu ve umut edilen yapay zeka dünyasında pozitif yönleri etkileyen amaçlar ve tanımlamalar diye bahsedebiliriz. Yine bu istatistiklerden ve araştırmalardan yola çıkarak KPMG İngiltere tarafından yine yapılan bir araştırmada yapay zeka denetimi değiştirirken işletmeler denetçilerin önce olmasını bekliyor şeklinde bir sonuca varılmış. Denetçiler yapay zekanın riskleri ve fırsatlarını anlayarak süreçlerin şeffaf ve doğru şekilde yürütülmesini sağlamalıdır. Bizim için de bu şekildedir. Ayrıca yapay zekanın etik ve düzenleyici standartlara uygunluğunu denetleyerek de teknolojinin etkin ve güvenli kullanılması garanti edilmelidir. Bu standartlara uygunluğunu Avrupa, Amerika ve Türkiye olarak ayrıca değineceğim. Denetçiler yapay zekanın getirdiği bu yenilikçi araçları kullanarak da daha derinlemesine analizler yapabilir, riskleri önceden belirleyebilir, finansal sağlığı daha etkili bir şekilde değerlendirebilir. Yani bu işletmelerin ve yatırımcıların aslında artan ihtiyaçlarını karşılamak için profesyonellerin yani bizlerin rolünü güçlendiriyor. Burada KPMG olarak bir örnek verecek olursam bizlerin Clara adlı bir yapay zeka destekli denetim platformu var. Bu konuya önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Clara denetim süreçlerini otomatikleştirmek, verimliliği arttırmak için geliştirildi. Platform büyük veri kümeleri üzerinde analizler yapabiliyor, denetim ekiplerine kapsamlı içgörüler sunabiliyor. Bu finansal raporlama süreçlerinde de daha derinlemesine ve doğru bilgiler sağlıyor. Dolayısıyla organizasyonların finansal sağlığını daha etkili bir şekilde değerlendirmeye yardımcı oluyor. Slide aralarında örnek başlıklara denk geldikçe hem Türkiye hem de global bazda Clara'nın neler yaptıklarından, şu an ne aşamada olduğumuzdan bahsedeceğiz. Ama özetleyecek olursam en çok veri analizi kısmını kullanıyoruz günümüzde ama ilerleyen dönemlerdeki hedeflerimizde de burada aslında araştırmalar sonucu beklenen temel şeyleri karşılayacağını düşünüyoruz. Şimdi üretken yapay zeka ve tahminleyici yapay zeka riskleri, generatif ve prediktif yapay zekalar. Çok kısa tanımları ve arasındaki farktan bahsedeyim. Ve bu slaytla da aslında işin negatif yönlerinden bahsedeceğiz, pozitiflerinden bahsettik. Üretken yapay zeka yeni ve özgün veriler veya içerikler oluşturmak için kullanılan bir yapay zeka türü. Bu tür yapay zekalar mevcut verilerden öğrenir ve bunları kullanarak yeni ama benzer olmasına rağmen özgün içerikler üretir. Nelerdir bunlar? Örnek verecek olursam dil modellerinde ChatGPT kullanıcının girdiği bilgilere dayalı olarak metinler üretir. Görüntü kısmında da DALL-E var. DALL-E'de açıklamalara göre yeni görüntüler ve görseller üretebilen bir yapay zeka. Prediktif kısmında tahmine dayalı yapay zeka da geçmiş verileri analiz ederek gelecekteki olayları veya trendleri tahmin etmeye yönelik kullanılan bir yapay zeka türüdür. Bu yapay zeka verilerdeki kalıpları ve ilişkileri belirler ve bunları gelecekteki sonuçları tahmin etmek için kullanır. Müşteri davranışları gibi, örneğin perakendeciler müşterilerin gelecekteki satın alma davranışlarını tahmin etmek için bunu kullanır. Finansal pazar tahminlerinde yatırım şirketleri piyasa trendlerini, fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanabilirler. Ya da sağlık tanılarında yurt dışında çok fazla kullanılıyor. İşte hastalıkların ilerleyişini tahmin etmek ve erken uyarı sistemleri için geliştirilen yapay zekalar mevcut. Her iki tür yapay zeka da aslında farklı uygulama alanlarına değer sağlıyor. Üretken olan daha yaratıcı içerikler ve yenilikçi çözümler sunuyor ama tahmine dayalı olan daha iyi kararlar ve gelecekteki olayları öngörme veri analizleri konusunda daha iyi örnekler sunuyor.
Şimdi bunların da bize getirdiği riskler var. Veri gizliliği riski, yanıltıcı tahminler, önyargılı tahminler, sahte içerik üretimi, veri zehirleme ve kişisel veri ihlali. Yine kafanızda net oluşturması için hepsinden örnekler vereceğim. Bu şekilde daha iyi canlanabileceğini düşünüyorum. Şimdi veri gizliliği riskine bir örnek GPT-3 versiyonunda çeşitli kullanıcıların talimatları doğrultusunda içerik üretilirken bazı kullanıcılar tarafından verilerin sızdırılabileceği endişesi yaşanmış. Sonra bir araştırma yapmışlar bunun üstüne ve modelin bazı durumlarda eğitim verilerinde bulunan hassas bilgileri dolaylı yollardan kullanıcılara sunabildiği görülmüş. Örneğin işte modelin cevaplarında kişisel deneyimler veya belirli bireylerle ilgili veriler karşı tarafa verilebiliyormuş. Bu da tabii bizim açımızdan bakınca gizlilik konusunda büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bu tür risklerin önüne geçmek için de yapay zeka model eğitimi sırasında kullanılan veri kümelerinin dikkatli seçilmesi gerekiyor, anonimleştirilmesi gerekiyor ve güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Ek olarak model çıktılarının da düzenli olarak incelenmesi ve potansiyel kişisel bilgi sızıntılarının da tespit edilmesi lazım. Veri gizlilik kısmındaki riskler bu şekilde. Yanıltıcı tahminlere örnek AI Çocuk diye bir platform var. Tayvan'da AI çocuk skandalı olarak önümüze düşmüştü 2021 yılında. Tayvan'ın bir teknoloji firması üretken bir yapay zeka kullanarak AI çocuk projesi geliştirmiş. Proje çocukların eğitimi ve desteklenmesi amacıyla geniş bir veri tabanında eğitim almış bir yapay zeka sistemini içeriyor. Tayvan'daki bu AI çocuk projesinde zekaya İkinci Dünya Savaşı hakkında sorular sorulduğunda savaş 1945'te Almanya'nın kazanmasıyla sona erdi şeklinde yanlış bir bilgi verdi. Bu yanıltıcı bilgi de tabii tarihsel bir gerçeği tamamen tersine çeviriyor ve kullanıcıların da yanlış bilgi almasına neden olup büyük bir skandal yaratmıştı. Yanıltıcı tahminlere örnek olarak da bunu verebiliriz. Ön yargılı tahminlerde de cinsiyet önyargısı içeren bir iş başvuru yanıt sistemi var. Bir işveren yine GPT-3 tabanlı bir sistem kullanarak iş başvurularını değerlendiriyor ve özgeçmiş analizi, işte öneri sistemleri oluşturuyor buna dair. Bu sistem iş başvurularını analiz ediyor, uygun adayları öneriyor, onların yeteneklerini öne çıkarıyor gibi bir sunum sergiliyor. Ancak modelin eğitildiği veri setlerinde bulunan önyargılar nedeniyle sistem belirli cinsiyetler ve etnik kökenler hakkında önyargılı tahminler yapmaya başlıyor. Mesela cinsiyet önyargısı yapıyor ve bunun sonucunda da model erkek adayları daha yüksek pozisyonlar için önerirken kadın adayları daha düşük pozisyonlara atama eğilimine geçiyor. Teknik rolleri erkeklere önerirken kadınları daha destekleyici ve yönetim dışı rollere atamaya başlıyor. Bunun dışında da etnik köken önyargısı oluşmuş ve belli etnik kökenlere sahip adayların daha düşük puanlar aldığı, daha az tercih edildiği tespit edilmiş. Bu modelin de veri setlerinde var olmayan önyargıları yansıttığı anlamına geliyor. Sahte içerik üretimi, burada duyduğunuzu düşünüyorum. Deepfake videoları ve sahte içerik üretimi çok fazla gündemde yer almıştı. Deepfake teknolojisi aslında şu: ünlü mesela üretilen bir video var. Ünlü bir politikacının veya kamuya mal olmuş bir kişinin sanki belirli bir olayda bulunmuş gibi görünmesini sağlıyor. Örneğin bir video bir politikacı belirli bir açıklamada bulundu ve olayla ilgili konuştuğunu gösterebiliyor. Ancak bu video tamamen sahte ve bu kişinin gerçek açıklamalarını yansıtmayacak şekilde sektörde ve haber dünyasında da çok sık karşımıza geliyor. Sizler de görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Veri zehirleme kısmı var. Veri zehirleme örneği de Microsoft'un 2016 yılında Tay adında bir yapay zeka sohbet botu piyasaya sürüyor. Tay, Twitter üzerinden etkileşimde bulunarak genç kullanıcıları sohbet etmek üzere tasarlanmış. Ancak kullanıcılar Tay'in eğitim verilerini manipüle ediyor, verileri zehirliyor ve önyargılı ve saldırgan içerikler üretmesi için yönlendiriyorlar. Bunun sonucunda veri zehirlenme saldırısına uğruyor ve kullanıcı etkileşimleri üzerinde kötü niyetli kullanıcılar sosyal medya verilerini manipüle ettiği için de ırkçı, cinsiyetçi veya saldırgan yorumlar yapan bir uygulama halini alıyor.
Son olarak da kişisel veri ihlali var. Bu da çok bilindik bir olaydı. Cambridge Analytica 2018 yılında Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini izinsiz bir şekilde topladı ve bu verileri siyasi kampanyalarda kullanılarak işte hedefli reklamlar oluşturduğu iddiaları yaşandı. Şirket kullanıcıların onayını almadan verileri topladı ve bu verilerle seçim kampanyaları yürütmek için prediktif yapay zeka araçları kullandı. Burada Cambridge Analytica Facebook üzerinden kişisel verileri toplamak için kişilik testi uygulaması geliştirdi. Burada kullanıcıların onların arkadaşlarından topladığı verileri bireylerin psikolojik profillerini oluşturmak ve seçimlerde onları hedefli olarak manipüle etmek için kullandı. Yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin alınmasına yol açtı bu durumda. Altı başlığı altı farklı örnekte açıkladığımda işlerin negatif boyutunun ve risklerinin de oldukça tehlikeli olduğunu görmekteyiz. Burada da denetim ihtiyacının ve regülasyonun ne kadar önemli olduğu vurgusunu tekrar dile getirmek isterim. Gülcüm, belki bu noktada şey de ekleme yapabiliriz. Aslında 13 Mart 2024'te hepinizin bildiği gibi AI App yasası Avrupa Birliği Parlamentosu'nda kabul edildi. Dolayısıyla hep böyle negatif taraflardan bir önceki slaytta bahsettik ama yasal otorite ve regülasyonlar da bu işin biraz daha nasıl kontrol altına alınabilir hususunda bazı çalışmalar yapıyor. Bizler de Aynen. tabii IT auditörler olarak bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bunlarla alakalı çok canı etkinlik de yapıldı. Hatta İSAKA'nın da bir önceki etkinliği aslında biraz bu konuyla da ilgiliydi diyebilirim. Dolayısıyla bu konularla alakalı önleyici çalışmalar yapılıyor. Bunların hemen hayata geçmesi çok kolay olmayacak. Gülcan'ın da aslında detaylı bahsettiği gibi bunlar çok yaşayan süreçler. Dolayısıyla bir miktar zaman almasını bekliyoruz. Ama bizler IT hocası olarak neler yapabiliriz derseniz öncelikle AI Act'in doğru bir şekilde anlanması lazım. Onu anladıktan sonra da aldığımız denetim kanıtlarında yanıltıcı olmaması, kişisel verilerin ihlalinin en azından mümkün mertebe minimumda tutulması, sahte içerik üretimine dikkat edilmesi gibi hususlarda denetlediğimiz kurumları biraz daha yakından iletişimde olup destek olabiliriz diye düşünüyorum. Buna da böyle bir ekleme yapmak istedim. Aynen, teşekkür ederiz Enver bilgi için. Bu da KPMG Almanya'nın bir araştırması. Burada liderlerin finansal raporlamayı geliştirmek için şu anda kullandıkları en iyi teknolojilerden ve önümüzdeki yıl önceliklendirilen en önemli teknolojilerin oranlarından bahsediyor. Belki biraz burada geleneksel AI'yı açabilirim. Geleneksel AI belirli kurallar ve algoritmalar çerçevesinde çalışan öngörü ve sınıflandırma görevleri için kullanılan statik bir sistemdir. Üretken AI yani generative AI ise yaratıcı içerik üreten, dinamik öğrenme ve modelleme yeteneklerine sahip daha özgün içerikler oluşturan bir yapay zekadır. Geleneksel olan daha dar kapsamlı görevlerde etkili olur ama üretken olan daha geniş ve yaratıcı uygulama alanlarında etkilidir. Buradaki oranların altındaki başlıklar bilinen şeyler ama belki düzenleyici teknolojiler kısmını biraz açabilirim. Düzenleyici teknolojiler regulatory technologies yani RegTech olarak bilinir. Finansal hizmetler ve diğer sektörlerde düzenleyici uyum süreçlerini yönetmek için kullanılan teknolojik yazılım çözümleridir. İşte en çok bilinenlerden biri Know Your Customer dediğimiz işte müşteri kimlik doğrulaması, risk değerlendirmesi için kullanılan teknolojiler ya da kara para aklama ve suçları önlemek için veren izleme sistemleri düzenleyici teknolojilere örnek olabilir. Süreç madenciliği dediğimizde process mining yani bir organizasyonun iş süreçlerini analiz etmek ve optimize etmek için kullanılan teknolojidir. İş süreçlerinin gerçek performansını ortaya çıkarma, daha etkili, verimli hale getirme olarak kullanılır ve genelde ERP, CRM sistemlerinden elde beslenerek bu teknolojiyi ortaya koyar. Burada da şu an gelenekselde büyük bir oran varken önümüzdeki yıllarda bunun aslında generative AI'ya yöneleceğini gözlemlemekteyiz. Yine Almanya üstündeki çalışmalara devam edecek olursam üretken yapay zekanın denetimi bir üst seviyeye taşıyacağı vaat ediliyor ve öngörülüyor. Burada şirketlerin büyük bir çoğunluğu %60'ı denetçilerin 2 yıldan kısa bir sürede hani bunu yaygın olarak kullanacağını hatta liderlerin bunu 2 yıl bile değil
1,5 yıl içerisinde bu şekilde etkin bir şekilde kullanacağını öngörüyor. Peki nasıl bir faydası olacak bizlere? Risk azaltma ve iç kontroller başlığı altında denetim süreçlerindeki riskleri ve anormalikleri tespit edecek. İç kontrollerini güçlendirmede de öncelikli olarak kullanılması bekleniyor. Veri analizi kısmı zaten halihazırda çok ileri seviyede diyebilirim bu günümüzde ve denetçilerin daha yüksek değerli görevlere odaklanmasını sağlayacak veri analizi kısmını AI yaptığı için. Tahmine dayalı analizde yeni verilere uyum sağlayarak potansiyel sonuçları tahmin etme yeteneği denetim süreçlerini de daha etkin hale getirecek ve hız kesinlikle artacak. Belge ve veri toplamada da AI yine otomatik olarak bunları gerçekleştirebilip sınıflandırabileceği için yine bu süreçlerde oldukça hızlanacak. Denetçilerin üretken yapay zekayı kullanırken önceliklendirmesi gereken faaliyetlerin başında da risk azaltma ve iç kontroller kısmı gelmiş. Detaylarını açıkladığım şekilde zaten madde madde görüyorsunuz. Sıralamalar da bana kalırsa oldukça gerçekçi durumu yansıtıyor. Burada yine biraz Clara'ya örnek verebilirim. Denetim süreçlerini daha verimli ve etkili şekilde yürütmek amacıyla geliştirilen bir yapay zeka destekli platform. Daha önce bahsetmiştim. Bu platformda üretken yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak aslında birçok denetim fonksiyonunu geliştiriyor. En çok ne kullanıyoruz günümüzde derseniz Data Analytics platformunu kullanıyoruz. Bu da tabii müşterilerimize sunduğumuz işte veri analizi ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak iş süreçlerini iyileştiren bir platform ve özellikle denetim ve danışmanlık hizmetlerinde de hız konusunda bize etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyor. İş hayatının geleceği yine Almanya üstündeki istatistiklere devam edeceğim. Burada son 10 yılda işte kullanıcı deneyimini oldukça etkilediği söyleniyor yapay zekanın. Akıllı sohbet robotlarından kişiselleştirilmiş reklamlara, genel olarak dijital dünyaya büyük bir adımın atıldığını, şirketler bazında da verimlilikleri arttırmak için kullanıldığını, büyük ölçekli veri konsolidasyonu ve analizine destek verdiğini ve manuel süreçleri otomatikleştirilerek personel verimliliğini arttırdığını öngörülüyor. Yapılan bir araştırmaya göre de yapay zekanın 2030 yılına kadar insan emeğinin en az %30'unun yerini alacağını tahmin ediyor. Tabii ki bu sürecin kontrolü için yine insan emeği gerekecek ama bunun da ne kadar süreceği tabii tahmin edilebilir değil şu anda. Çünkü makineler her gün başka bir şekilde öğrenme içerisinde devam ediyor. Yine sağ taraftaki istatistiklere gelecek olursak %54'lük bir kısım katılımcıların yani yarısından biraz fazlası ediyor. İşverenlerinin son 3 yıl içinde yeni teknolojilerine geçiş yaptığını belirtmiş. %66'lık bir kısım 3 yıl içinde teknolojinin üretkenliklerinin artmasını bekliyor. Üçte birinden fazlası yani. Yeni teknoloji işlerinin %30'unun otomatikleşebileceğini söylüyor. 5 kişiden ikisi işte üretkenlik artışlarının sağlık ve mental sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsetmiş. 5'te biri de üretkenliklerinin bozulduğuna inanıyor. %36'sı işte organizasyonların şu anki veri ve teknoloji altyapısına dayanarak gelecekteki iş ve müşteri ihtiyaçlarını nasıl uyum sağlamaları gerektiği konusunda belirsiz olduğunu düşünüyor. 62'lik bir kısım da geliştirmeye yönelik bir yatırımın bir organizasyona katılmaya, işte ayrılmaya veya kalmaya olan kararlarını etkilediğini belirlemiş. Ben bu slayta baktığımda aslında biraz kendi sektörümüzü düşündüm ve BT denetçileri ne olur diye kafa yorduğumda şu sonuca vardım. BT denetçilerine olan ihtiyaç tamamen azalmak yerine bence teknolojik gelişmelerle evrilecek. Yani denetçiler daha stratejik ve kompleks görevler üstlenecek. İşte algoritma ve otomasyon sistemlerinin güvenilirliğini sağlaması gerekecek. Bu önemli bir rol olacak bizim için. Bu dönüşümde denetçilerin tabii yeni beceriler geliştirmelerini ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarını gerektirecek. Mesela rutin görevlerimizde azalmalar olacak. Nedir bunlar?
veri analizi, uyumluluk kontrolleri, raporlama süreçleri otomatikleşecek. Burada tabii yeni roller ve yetenekler olacak. İşte denetçilerin daha karmaşık stratejik görevlerde rol oynamasını gerektirecek. Mesela algoritmalar doğru çalışıyor mu? Bunun etik sorunlarını ele alacak denetçiler ve beceri ve uzmanlıklarını bu konuda geliştirecek diye düşünmekteyim. Yine otomasyon sistemlerinin kendileri riskler taşıyacak ve halihazırda zaten taşıyor. Denetçiler de bu sistemin güvenilirliğini, doğruluğunu, şeffaflığını sağlamak için kritik bir rol oynamaya devam edecek. Yapay zekanın karar süreçlerindeki potansiyel hataları, ön yargıları ve güvenlik açıklarını da denetlemekle yükümlü olacak. Burada insan faktörünün kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sistemin insan müdahalesine uygunluğunu ve etik standartlara uyumunu değerlendirecek bir kişiye ihtiyaç olacak. En önemlisi de yasal ve düzenleyici gereklilikler. Bu standartlar çerçevesinde de bu yasal ve düzenleyici gerekliliklerde yine denetçinin rolü oldukça büyük olacak diye düşünüyorum. Sürekli eğitim ve adaptasyon gerekiyor burada bizler için. Ama işin sonucunda bizlerin dediğim gibi bu hususta evrileceğini ve teknolojik gelişmeler açısından daha da ihtiyaç alacağını düşünmekteyim. Aslında beni bu yıldan sonra daha da heyecanlandırıyor denetçilik işi bu sebepler yüzünden. Yine oranlara devam ediyorum. Burada kontrol ortamının daha ayrıntılı incelenmesi, yani şirketlerin gelecekte denetçilerden beklentilerinin oranları var. AI yönetişim olgunluk değerlendirmesi, yapay zeka teknoloji kullanımı konusunda üçüncü taraf onayı. Bugün teknoloji kullanımında oynadıkları rolün benzerliği gibi durumlar mevcut. Burada özellikle aşağıda %37 AI kullanımına üçüncü taraf onay talebi benim çok ilgimi çekmişti. Bu aslında sistemlerin dışarıdan bağımsız bir onay ve doğrulama gereksinimi ortaya koyuyor. Üçüncü taraf onayı AI sistemlerinin bağımsız değerlendirme süreçlerinden geçtiğini ve finansal raporlamada kullanmaya uygun olduğunu garanti eden kısım. Yani aslında yine bizim işimize dokunan kısmı diyebilirim. Özetle bu oranlara baktığımda finansal raporlama süreçlerinde giderek daha fazla rol oynayan bir ortam var. Denetçilerin teknolojinin güvenliğini, etkinliğini değerlendirme konusunda da kritik bir rolü var. İşletmeler AI kontrollerinin ayrıntılı incelenmesini, olgunluk değerlendirmesini, üçüncü taraf onayını talep ederek aslında bizlere ihtiyacın o yüksek bir seviyede devam ettiğini de vurguluyor olacak. Düzenleyici boşluk başlığına bakacak olursak biraz önce Enver de bahsetti. Ben de çok kısa bahsedeyim. Yapay zeka ve regülasyonları Avrupa, Amerika ve Türkiye olarak sıralarsam, günümüze göre de değerlendirirsem, öncelikle AI Act dediğimiz Avrupa Birliği'nin yapay zeka sistemlerinin düzenlenmesini hedefleyen kapsamlı bir yasa tasarısı. Bu bizler için önemli bir durum. Çünkü yüksek riskli AI uygulamaları için sıkı gereklilikler ve denetim kuralları getiriyor bu bize. Yine GDPR kısmında kişisel verilerin korunmasına yönelik standartlar getiriyor ve AI sistemlerinin veri gizliliğiyle uyumlu çalışmasını sağlıyor. Gelişen alanlara bakacak olursam AI uygulamalarının etik kullanımı ve güvenilirliği konularında aslında standartlar belirlenmeye devam ediyor ve burada temel nokta şeffaflık ve hesap verilebilirlik olarak teşvik ediliyor. Amerika'ya bakacak olursak düzenleyici çerçeve kapsamında yapay zeka konusunda kapsamlı bir federal düzenleme şu an için bulunmamakta, ancak çeşitli eyaletler ve federal ajanslar hani spesifik düzenlemeler ve kılavuzlar geliştiriyor. Biz de bunu hani hem global toplantılarda hem de diğer ülkelerle konuşmalarımızda sık sık gündeme getiriyoruz. Türkiye'ye gelecek olursam yapay zeka stratejisi var. 2021 yılında Türkiye Yapay Zeka Stratejisi 2021'den 2025'e kadar olan bir belge yayınlandı. Bu strateji AI'nin geliştirilmesi ve etik kullanımı için aslında bir yol haritası sunuyor.
Bir de tabii ki KVKK var. Bu da AI sistemlerinin kişisel verileri nasıl işlemesi gerektiğini düzenliyor ve veri gizliliğini korumayı amaçlıyor. Dediğimiz gibi şu an için Gülcan. gündemde en çok bilinen AI Act ama bizim tarafta da gelişmeler devam etmekte. Evet Emre. Bunu da aslında belki burada belirtmek lazım. Gülcan'ın da biraz önce bahsettiği gibi hali hazırda bunlar çok yaşayan süreçler. Dolayısıyla Birleşik Devletler'den tutun da Avrupa'ya kadar biraz daha bu etik kurallar, yapay zekanın denetimi nereye gidecek, şu anda yapay zekaya verilen yasal yükümlülükler nasıl kontrol edecek hususları hali hazırda oturma aşamasında. Dolayısıyla ülkemizde de aktif olarak yaptığımız işler içerisinde bunları da gözetiyoruz. Ama bunlar biraz daha gelişmekte olan süreçler. Bunu belirtmekte fayda var. Bir de bir önceki slaytla alakalı da Gülcan çok önemli bir noktaya değindi. Aslında fark ettiyseniz bütün KPMG partnerlerinin global tarafta da işte Almanya'ya değindik, burada Fransa'ya değiniyoruz. Bir öncekinde İngiltere'den bahsettik. Yapay zeka hali hazırda uçtan uça bütün denetimi yapacak bir noktada değil şu an. Mutlaka bir insan etkisine ihtiyaç var, mutlaka bir insana ihtiyaç var. Dolayısıyla IT auditörler olarak da baktığımızda bizlere gereken burada görev kendimizi düzenli olarak geliştirip yapay zekayı kendi denetimlerimizde kullanıp bunların çıktılarının doğru yorumlanmasında doğru kararları verebiliyor olmamız gerekiyor. Aslında yapay zekanın biraz daha negatif değil de pozitif taraflarına da değinirsek bizleri hem geliştirecek hem de aslında çok da heyecan verici bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Kesinlikle. Şov şimdi başlıyor öyle diyelim yani. Evet, şimdi denetimin dönüşümünden bahsedeceğim. Dört aşamalı bir dönüşüm. Bunu yapay zeka ile ilişkilendirmek için hani hem bilmeyenler için de bir tanım olacak, bilenler için de bir tekrar olacak diyebilirim. Denetim 1.0 ilk ve en temel aşamasıdır denetimin. İşte manuel yapılan bir denetimdi ve temel finansal analizlerle sınırlıydı. İşte belgeler, elle tutulur malzemeler, basit muhasebe ve finansal analizleri ve zaman alıcı ve iş yükü gerektiren bir yöntemdi. 1.0 daha gelişmiş denetim yaklaşımlarına 2'ye 3'e temel oluşturdu aslında ve teknolojinin ve veri analizinin evrimini mümkün kıldı. Daha sonra 2.0'da denetim süreçlerinin teknolojiyle daha entegre olduğu bir aşamayı ifade ediyor bize. Bu dönemde veri analitiği ve otomasyon kullanılarak denetimin verimliliği arttırıldı. Burada 2.0 deyince temel başlığımız aslında veri analitiği ve otomasyonun gelmiş olması. Yine denetim yazılımları ve analitik araçlar kullanılmaya başlandı ve sürekli olarak gözden geçirme denetim 2.0'da denetçilerin daha etkili analizler yapmasına ve daha hızlı sonuçlar elde etmesine sağladı. Ama hala manuel müdahale gerektiren birçok süreç vardı. Daha sonra 3.0'a geldik. Burada yapay zeka tanımının ortaya çıktığı kısım aslında bizim için denetim 3.0'dı. Denetim 3.0'da ileri teknolojilerin tamamen entegre olduğu bir denetim aşamasını ifade ediyor. Bu aşamada denetim süreçleri daha proaktif ve dinamik hale geldi. Çünkü yapay zeka ve makine öğrenimi ortaya çıktı. Gerçek zamanlı analizler yapılabildi. Otomatik iç kontroller oluşturuldu. Stratejik içgörüler oluşturuldu. Denetçilerin riskleri öngörmesini, daha hızlı ve doğru kararlar almasını sağladı ve organizasyonların uyumluluğunu arttırdı. Bu denetim süreçlerinin de daha stratejik ve teknolojik hale gelmesini sağladı. Şu an içinde bulunduğumuz 4.0 tamamen entegre bir dijital ekosistem içinde ileri düzey yapay zeka, büyük veri analizi, blockchain teknolojilerini destekleyen bir denetim aşaması. Burada farklar ne? Tam otomasyon var. Yani denetim süreçleri tamamen otomatikleştirildi. Blockchain entegrasyonu var. Veri güvenliği ve şeffaflık blockchain teknolojisiyle sağlanabiliyor. Akıllı sözleşmeler var. İşlemler ve kontroller akıllı sözleşmelerle otomatik olarak yönetilebiliyor. Ve dinamik bir risk yönetimi var. Gerçek zamanlı veri, işte yapay zeka kullanılarak riskler sürekli izlenebiliyor ve yönetilebiliyor. Denetimin süreçlerini en üst düzeye çıkardı aslında 4.0. Veri güvenliğini ve süreç verimliliğini arttırdı. Tüm sisteminde şeffaflığını sağlamaya çalışıyor. Bu aşama denetimlerin daha akıllı, daha güvenilir ve önceden tahmin edilebilir bir hale gelmesini sağladı diyebilirim.
Burada sözü Enver'e bırakacağım. Şimdi denetim ve yapay zekadaki derinlemesine ilişkiden bahsederek devam ediyor olacak. Gülcan, bana bırakmadan önce bir arkadaşımızın sorusu var. Tabii. Yağmur bir soru sormuş. Yapay zeka denetçisi olabilmek için neler yapmamız lazım Hı. diyor. İstiyorsan beraber cevap verelim. Ben hani Tabii çok sen başla, ben de eklerim gerekirse o şeyden zaman. bahsedeyim. Bu yapay zeka aslında başta da belirttiğimiz gibi çok yaşayan bir süreç. Dolayısıyla gündemi ve yapay zeka haberlerini çok yakından takip etmek lazım. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Avrupa Birliği tarafından yayınlanan AI Act mesela kendimizi geliştirmek için çok doğru bir alan. Ama yeterli mi? Değil. Aynı zamanda yapay zekanın nasıl geliştirildiğini, içeriğinin daha detaylı bir şekilde nasıl incelenebileceği ile alakalı biraz sonra bahsedeceğim slaytlarda aslında detaylı olarak anlatacağım. Ama bunların da çok yakından takip edilmesi lazım. Şu an bu aşamada sadece yapay zeka denetçisi olabilmek belki çok kolay olmayacaktır. Özellikle ülkemizde de yapay zeka süreçlerine geçişlerimiz biraz peyderpey oluyor. Finans sektörü biraz daha ağırlıklı şu an. Diğer sektörler onu takip ediyor. Ama bu çok yasayan bir süreç ve bir arkadaşımız daha yazdı. Evet, 42.001 sertifikası. Sadece yapay zeka denetçiliğiyle alakalı değil ama evet doğru. En azından governance tarafıyla alakalı bazı fikirler verecektir. Bununla alakalı kendimizi geliştirme alanımız her zaman var deyip topu Gülcan'a atayım. Tamamdır. Benim bahsedeceklerim genel olarak bunlar denilir. Senin slaytı yansıtırsan üstünden devam edelim. Ben de sana destek sağlıyor olurum. Tamamdır. Şu an ekranım geldi mi Geldim. Hı. Gülcan? Sunumumuzun bu noktasından sonra yine aslında stratejimiz değişmeyecek. Global örneklerden gideceğiz. KPMG'nin bu konuda yaptığı çalışmalardan bahsedeceğiz. Biraz daha dünya bu konuyu nasıl değerlendiriyor? Bunlara değineceğiz ama konseptimiz değişmeyecek diyebilirim. 2023 yılında KPMG'nin müşterileriyle yaptığı bir araştırmada finansal hizmetler sektöründe üretken yapay zekanın kullanımı için 3 tane aslında temel başlık öne çıkıyor diyebiliriz. Bunlardan en kuvvetlisi ve en yüksek oranlısı suistimal tespiti ve önleme. %76 ile suistimal tespiti ve önleme üretken yapay zekanın temel kullanımı olarak görülüyor. Hata ve suistimal tespitinde bildiğiniz gibi fileleme stratejisi aslında çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Ben biraz daha bunları örneklerle anlatmak istiyorum. Sizler tarafından da daha net anlaşılması için. Günümüz dünyasında aslında denetlediğimiz kurumlardaki transaction sayısı çok fazla. Dolayısıyla bir IT denetçisinin veya bir finansal denetçinin tek tek bütün transactionları, bütün verileri, bütün fişleri incelemesi aslında çok da mümkün değil. Dolayısıyla suistimal önleme gibi hassas ve kritik ve o anda müdahale etmemiz gereken bazı hususlarda önceden belirlediğimiz senaryolar var. Bu senaryoları ilgili uygulamaların içerisine yüklüyoruz. Karşı tarafında verdiği uygunluklarla beraber ilgili sonuçlarda bunlar olduğunda tam zamanlı ve gerçek zamanlı denetimler sağlayabiliyoruz. Bu denetimler sırasında olağanüstü bir suistimal tespit edilirse olmaması gereken bir husus olduğunda kimi uygulamalarda bayrak kaldırılıyor, kimi uygulamalarında alertler üretiyor, kimi uygulamalar gerekli yerlere raporlamalar yapıyor. Ama özünde suistimali önlemede manuel olarak yapay zeka kullanılmadan İlkel yollarla tespit edilebilecek bir sürü aksiyonu aslında çok daha hızlı yol almamıza sebebiyet veriyor. Bunun ne faydası oluyor dersiniz? Bir kere inanılmaz bir maliyet faydası var. Kaynak planlaması açısından inanılmaz bir fayda sağlıyor. Sizlerin de bildiğin gibi özellikle denetim sektöründe sınırsız kaynaklarımız yok. Belli bir sürede denetimi tamamlamamız lazım ve bunun için de makul miktarda kaynağımız var. Dolayısıyla kaynakları doğru yönlendirmede de suistimal önleme gibi kritik süreçlerde yapay zekanın kullanımı gerçekten önemli. O yüzden en yüksek çıkmasını makul karşılıyoruz. Mali denetim kalitesinde işlem verilerinin sürekli gözlenmesi ve denetim kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılabiliyor. Bunun da en büyük faydası aslında hızlı tespit. Biraz önce de bahsettiğim gibi büyük hacimli veriyi analiz ederek şüpheli işlemlerin daha hızlı tespitini sağlıyor. Bizim için hız çok kıymetli. Doğru zamanda ve hızlı bir şekilde bunları tespit ettiğimizde çok daha hızlı aksiyonlar alabiliyoruz. İkinci istatistiksel olarak en yüksek olan çıkan husus uyum ve risk yönetimi. Bunların %62'si şirketlerde uyum ve risk yönetiminin üretken yapay zekanın en kritik alanları arasında olduğunu gösteriyor. Otomasyonda yasal süreçler gibi emek yoğun işleri otomatikleştirme süreci gibi hayal edebilirsiniz. Ya bunlara örnek vermek gerekirse düzenli olarak yapılan raporlamalar var. Bazen yasal otoriteler bazı hususları düzenli olarak özellikle finansal kurumlardan talep edebiliyor.
Bunların bir kişi veya emek yoğun bir şekilde yapılmasındansa yapay zeka ile geliştirilmiş çok küçük otomasyonlarla otomatik bir şekilde çok daha hızlı ve çok daha maliyet efektif bir şekilde yapılabilmesi sağlıyor. Bu da hem uyumluluk anlamında kurumların özellikle yasal otoritenin kararlarına ve kanunlarına uyumlarını hızlandırıyor, hem de daha uygun bir risk yönetimi sağlıyor çünkü insan hatasını da minimuma indiriyor diyebiliriz. Veri analitiğinden Gülcan çok kısa bahsetti. Farklı risk senaryolarının ve yönetim stratejinin oluşturulması için etkin bir veri analitiği çalışmasında yapay zeka çok etkin olarak kullanılıyor. Üçüncü olarak da müşteri hizmetleri. Daha gelişmiş chatbot ve sağ asistanlarla üretken yapay zeka teknolojileri devreye alınması öngörülüyor. Özellikle bizim çalıştığımız kurumlarda da uluslararası birçok şirkette de göreceksinizdir. İçerideki kritik bilgileri öğrenmemiz için bazı kütüphane gibi alanlar belirlenmiş ortak alanlarımızda. Burada kafamızdaki soruları veya bir denetimle alakalı öğrenmek istediğimiz kritik bilgileri geliştirilen chatbotlara yazarak hızlı bir sürede bizlere ulaşmasını sağlıyoruz. Bu da denetimin kalitesini arttırıyor diyebilirim. Şunu da belirtmek lazım ki bu araştırmaya KPMG'nin dünya çapında 1300'den fazla CEO ile gerçekleştirdiği bir araştırma var. Aslında biz bu sunumu sizlere Enver, diğer hazırlarken tabii. sunuma geçmeden bir kişi yorum yazmış, belirteyim. Bu kısım için siber güvenlik tehdit saldırı önleme olmalı demiş. Ekleyeceğin bir şey varsa. Doğru, siber güvenlik ve etkin saldırı önleme de bu alanda aslında çok kritik. Bu aynı zamanda bizim biraz önce bahsettiğimiz suistimal tespiti ve önlemenin alt başlıklarının içerisinde de değerlendiriliyor. İlla bu suistimal internal bir suistimal olmak zorunda değil. Dış kaynaklı bir siber güvenlik ihlali sonucu da yaşanabilir. Farklı sebeplerden de yaşanabilir. Aslında biraz daha bu başlık araştırma yapılırken geniş kapsamlı tutulmuş diyebilirim. Hani soruya cevap olarak bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, doğrudur. Dediğimiz gibi zaten araştırma sonucu olduğu için daha üst kapsamdan bakılmış. Siber güvenlik de dediğin gibi suistimalin içinde değerlendirilmiş olabilir. Çok teşekkür ederiz soru için. Şunu da belirtmek lazım. Bugün bu sunumun üstünden geçerken çok güncel olarak Birleşik Krallık'ta The Times'te yayınlanan bir makaleye denk geldik. Makalede aslında KPMG'nin bu konuyla alakalı bir araştırmasından da bahsediyor. Tamamen tesadüf makalenin bugün yayınlanması. Bu makaleye istinaden sizler de okuma fırsatı bulabilirsiniz ki ben çok öneririm. Aslında yapay zekanın finansal sistemler olan etkisini Times çok derli toplu bir şekilde ele almış makalede. 1200'ün üzerinde global KPMG'de İngiltere ofiste bir araştırma yapılmış ve CEO'larla görüştürülmüş. 1200 tane farklı şirketin CEO'suyla. Bu yapılan görüşmelerde aslında özünde şunu diyor makale, yani yapay zekanın bu kadar hızlı gelişiyor olması potansiyel olarak işsizliğe sebebiyet verebilir mi? Ya da en azından iş gücünün insandan sistemlere, makinelere geçmesinin bir risk olarak değerlendirilmesi insanlarda bir moral bozukluğuna sebebiyet veriyor. Siz de öyle mi değerlendiriyorsunuz diye 1300 tane farklı CEO'ya sormuşlar. Aslında gelen cevaplar şaşırtıcı çünkü %71'i aslında bu konunun böyle olmadığını değerlendiriyor. Yani bu yeni gelişen teknolojiler ve yapay zekanın hayatlarımıza girmesi yeni iş kapıları da aslında hayatımıza sokuyor. Şu anki durumda aslında insanların üzerinden alınan iş yükleri biraz daha otomasyonla zaten emek yoğun olarak yapılan iş yükleriydi. Bu noktadan sonra artık yeni işler oluşacak ve bu işler özellikle IT auditor olan bizim alanlarımızda biraz daha executive, çıkan raporların yorumlanması, doğru karar verilmesi gibi hususlarda yeni pazarlar ve yeni iş imkanları sağlayacaktır. Dolayısıyla bu istatistik de önemli. O yüzden bahsettim. Makaleyi de okumanızı öneririm. İngiltere KPMG bakış açısıyla aslında daha iyiye gittiğini ve bu yapay zekanın gelişiminin özellikle yeni sahalar açıp daha kaliteli ve daha executive pozisyonlarda yeni insan görevlerine sebebiyet vereceğini değerlendiriyoruz diyebilirim. Bir sonraki slayta geçmek istiyorum. Şimdi bu noktadan sonra biraz daha yapay zekanın denetime etkilerinden bahsedeceğim sizlere. Temelde 6 tane basamağı var bu hususun. Veri analizi ve işlemeyle başlıyor. Yapay zekanın denetime etkilerindeki ilk kısım veri analizi ve işleme. Big data dediğimiz büyük veri analitiğinin nasıl bir şekilde denetimi olan etkisinin değerlendirilmesi derseniz, bizim denetimde kullandığımız tool'ların artık birçoğu Big Data üzerinden hayatımıza girdi ve çalışıyor. Kurumların inanılmaz fazla transaction sayısı var.
inanılmaz büyüklükteki fişleri denetlemek durumunda kalabiliyoruz. Bunları manuel olarak denetlememiz çok mümkün değil. İnsan riskini de inanılmaz fazla arttırır. Bu yüzden kullandığımız yapay zeka tool'ları işimizi inanılmaz bir şekilde kolaylaştırıyor diyebilirim. Gerçek zamanlı izleme ise biraz önce bahsettiğim gibi tam zamanlı denetim dediğimiz aslında bilgisayar destekli uygulamalarımız var. Bu uygulamaları anlaştığımız denetlenen kişilerin, firmaların sunucularına yüklüyoruz. Bu uygulamalar 7/24 bizlere eğer öncesinden hazırladığımız senaryolara denk gelirse flag'ler kaldırıyor. Dolayısıyla bu da gerçek zamanlı olarak doğru zamanda doğru senaryonun trigger edilmesi ve bizim denetimde bir adım öne geçmemize sağlıyor. Sizlerin de bildiğiniz gibi denetim ekiplerinin özellikle bağımsız denetimde 7/24 belli bir kuruma atanması çok kolay olmayacağı için bu bizler için çok kritik bir husus. Ama özellikle kurum denetçilerinin yani iç denetim ve iç kontrol ekiplerinin daha çok kullandığına denk geliyoruz. Özellikle global firmalarda. Aynı zamanda bu uygulamalar globaldeki ortakları da ilgili verileri gerekirse böyle bu senaryolar trigger edilirse raporladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu hususları ne yapmak lazım? Eğitim ve uzmanlık anlamında denetçilerin de kendini geliştirmesi lazım diyebilirim. Yapay zekanın denetimi etkileri derken aslında en kritik husus Gülcan'ın da bahsettiği gibi burası. Bu uygulamaların kullanılması, yapay zekanın kurum üzerindeki etkisinin doğru anlaşılması, bir denetçinin, bir IT auditörün veya bir finansal denetçinin bu uygulamalarla beraber doğru senaryoları yorumlayabilmesi ve çıktıları anlayabilmesi için düzenli ve periyodik eğitim ve uzmanlık gerektiriyor. Bu eğitim süreci aslında hiçbir zaman bitmeyecek bir süreç. Dolayısıyla devamlı kendimizi geliştirmemiz lazım. Biz dahil herkesin diyebilirim. Yaratıcılık ve stratejik düşünme ise hali hazırda biraz önce bahsettiğim alertler sonucu çıkan raporların stratejik olarak yorumlanması ve bu yorumlamaları yaparken sektördeki diğer firmaların da değerlendirilmesi, sektör örneklerinin de görülmesi, bunlar dışında stratejik olarak finansallarla beraber doğru yorumları değerlendirip doğru yatırımların yapılması için yapay zeka kurumlara destek oluyor diyebiliriz. İkinci basamak olarak risk yönetimi ve güvenlik diye değerlendirilebilir. Risk yönetiminin en alt ve kritik bacağı ise risk değerlendirmesi ve siber güvenlik. Biraz önce bir arkadaşımızın sorusu vardı. Aslında o soru biraz buraya geliyor diyebilirim. Yapay zekanın risk değerlendirmesinde özellikle denetim alanında öncelikle denetime başlamadan önce hangi alanı denetleyeceksek bunun risk değerlendirmesi belli istatistiksel bilgilerle yapılıyor. Yani önemlilik derecesi dediğimiz kavramları bu yapay zeka tool'ları üzerinden kullanıyoruz. Biraz önce bundan çok kısa bir şekilde Gülcan bahsetti. Bizim KPMG olarak kendimizin de kullandığı Claro uygulaması içerisinde herhangi bir denetime başlamadan önce transaction'ları ve fişleri uygulamaların içerisine belli bir miktar embed ettikten sonra şunun farkına varıyoruz ki bazı alanlar diğer alanlara göre daha yüksek işlem hacmi almışlar. Dolayısıyla bizim için daha kritik diyebiliriz. Risk değerlendirmesinde bu bakış açısıyla ilgili alanlara yapmamız da yapay zeka bizlere destek oluyor diyebilirim. Siber güvenlik alanları ise 7/24 kurumlarımızın siber güvenlik önlemleri alması gerekiyor. Bu önlemleri alması için de gerekli alanlarda hem uygulama bazlı anlık olarak bize bu alertleri çıkartacak uygulamalar kullanılmalı. Aynı zamanda da yine görevli personellerin bu uygulamalardaki senaryoları doğru bir şekilde analiz etmesi lazım. Dolayısıyla hem insan hem yapay zekanın etkin olarak çalışabildiği alanlardan biri de siber güvenlik diyebiliriz. Üçüncü alan otomasyon ve verimlilik. Otomasyon aslında otomatik denetim ve otomatik raporlama olarak alt başlıklara ayrılıyor diyebiliriz. Biraz önce bahsettiğim gibi özellikle periyodik kontrollerde öncesinden belirlenmiş senaryoları kurumunuz özelinde doğru bir şekilde belirleyebilirseniz, biraz önce bahsettiğim risk değerlendirmesi çalışması da kullanarak otomatik kontroller yazabilirsiniz. Bu kontroller bu senaryolarla beraber doğru bir şekilde çalışırsa ilgili alanların içerisinde sizlere doğru flag'ler, doğru raporlar üretecektir. Bu ürettikleri raporların incelenmesi ve yorumlanmasıyla makul raporlar oluşturulup ilgililerine bu konuda bilgilendirme yapabilirsiniz. Bulgularınızı ve tespitlerinizi bu konuda zenginleştirebilirsiniz. Anomali ve hata tespiti ise performans analiziyle beraber değerlendirilmesi gereken bir husus. Örneğin sunucularınız üzerindeki belli bir hata payının değerlendirilmesinde sık sık olan hususlar varsa, ilgili volümler ve hacim bilgileri değişkenlik gösteriyorsa, performans analizinde beklenmediğiniz bazı anomaliler yaşanıyorsa bu anomalileri düzenli olarak rapor çekip manuel bakmaktansa yapay zekanın da yardımıyla
Çok basit geliştirmelerle düzenli olarak iki raporun birbiriyle karşılaştırılması ve analizlerinin birbirine çakıştırılması metoduyla olağan dışı durumlar tespit edilebilir. Bunlar için de gerekli aksiyonlar alabilirsiniz veya gerekli aksiyonlar alması gereken birimleri haberdar edebilirsiniz. Denetim süreçlerinin geliştirilmesi çok yaşayan bir süreç aslında. Kurumlarınızda da mutlaka süreçler değişiyordur, yeni ürünler geliyordur, bazı süreçler kaldırılıyordur. Kurumlarınız yeni alanlara girmek istiyordur, yeni yatırım kalemleri çıkıyordur. Bunların hepsini de göz önünde bulundurarak aslında şu anda yaptığımız IT audit alanının da sürekli gelişmesi, değişmesi ve kendimizin de bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Yaşayan bir süreç olduğu için sürekli denetim, daha kapsamlı analizler ve design governance dediğimiz bu yeni gelişen alanların firmanızdan veya kurumunuzun yeni faaliyete girdiği hususların mevzuat uyumluluğuna da bakıyor olmanız gerekiyor. Son olarak da konuyu mevzuat uyuma bilinçli bir şekilde bağladım. Uyum ve düzenlemeler de aslında bunların peşinden geliyor. Biraz önce size AI Act'ten çok kısa bahsettim. 13 Mart 2024'te Avrupa Birliği Parlamentosu'nda yayınlandığında konuştuk. Bu tarz regülasyonlar uygunluğunu yapay zeka denetiminde çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Gülcan'ın da özellikle bahsettiği gibi KVKK gibi hususlarda özellikle veri sızıntısı, verinin kurum dışına çıkarılması, kurum dışına çıkarılmaması için alınabilecek önlemler, DLP gibi farklı çözümlerle beraber aslında zaten bir süredir hayatımızdaydı. Bu senaryoların yapay zeka ile beraber entegre edilmiş bir şekilde doğru yorumlanması ve bu tarz dışarı sızmaların olmaması için neler yapabileceğimiz analizleri yapay zeka ile beraber daha anlamlı bir hale geliyor diyebiliriz. Dolayısıyla ilgili düzenlemelerin takibinin anlık bir şekilde çok doğru bir şekilde yapılıyor olması lazım. Örneğin yapay zeka ile ilgili bu dönem özellikle Avrupa Birliği'nde çok sık makaleler yayınlanıyor. Birleşik Devletler'de bu konuda farklı eyaletlerin aldığı farklı kararlar var. Senato'da zaten bu konular ara ara konuşuluyor. Siz de muhakkak yakından takip ediyorsunuzdur. Zaten bu etkinliğe katılan hepinizin bu konuda temel bilgileri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla regülasyonları yakından takip etmek lazım. Genelde bu regülasyonlar birbirlerini takip eder. Dolayısıyla ülkemizde de benzer konularda benzer hususların çıkması durumunda önceden hazırlıklı olabilmek anlamında AI'ın denetimdeki etkisi ve AI'ın kurumlar özelindeki nasıl gelişeceğinin bu regülasyonlarla beraber doğru değerlendirilmesi lazım diyebilirim. Bir sonraki slaytımıza geçecek olursak eğer Ben denetim iki tane soru vardı diğer slaytlara geçmeden istersen onları şey yapalım. Ben soruyu göremiyorum Gülcan, okuma Tamam, ben şansına şimdi nasıl? sana söylüyorum. Birincisi hemen okuyorum. Clara uygulamasını sadece KPMG içinde mi kullanıyorsunuz yoksa ürün olarak başka kurumlarda da entegrasyon hizmeti veriyor musunuz denmiş. İstiyorsan ilk önce ben cevaplayayım sonra pası sana atayım. Tabii. Clara'yı şu an KPMG olarak kullanıyoruz. Global olarak kullanıyoruz. Sadece KPMG İstanbul ofisi gibi düşünmeyin. KPMG'nin olduğu her yerde kullanılıyor diyebiliriz. Sadece Clara'da değil yani hep Clara örneğinden gittik ama örneğin KPMG Londra Office, Mindbridge diye biraz önce soruda bahsedildiği gibi bağımsız bir firmayla bir ortaklık yapıyor bazı projelerde. Aslında bunlar da biraz daha transaction scoring veya big data gibi bazı projelerde beraber çalışıp bizim denetimlerimizi nasıl daha rahat yapabileceğimizi üstüne epeyce bir düşünüp uygulama geliştiriyorlar. Tabii ki de her ülkenin yasal mevzuatı bu hususta farklı. Biz KPMG İstanbul olarak kendi yasal mevzuatımıza uygun bir şekilde bunları kullanıyoruz. Ama yani şu bilgiyi paylaşabilirim. Her Big Four denetim firmasının farklı isimlerle kullandığı farklı uygulamalar var. Yani daha evvel farklı bir Big Four firmasında çalıştığımda onların da bu konuda kullandığı farklı bir uygulamaları vardı. Hepsi her Big Four kendi geliştirdiği uygulamayı globalin de desteğiyle farklı bir şekilde entegre ediyor. Ama yani genel anlamda söylemek gerekirse benzer görevlerde benzer işler yapıyorlar diyebilirim. Bilmiyorum Gülcan ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, şu an için KPMG Türkiye değil dediğin gibi global üzerinde bir uygulama. Entegrasyon olarak başka kurumlarla yapılmıyor. Sadece iş ortaklığı olduğunda veya bir müşteriye ait birlikte yapılacak bir işlem varsa belirli sınırlar çerçevesinde kullanımına izin veriliyor. Ama temel olarak hakları KPMG'ye ait ve KPMG tarafından uygulanan bir uygulama diyebiliriz. Bir soru daha var Enver.
Benim sormak istediğim iki konu var. Birincisi, bahsettiğiniz Clara uygulamasını daha çok finansal denetimlerde mi kullanıyorsunuz? BT tarafında kullandığınız sınıflandırma, tahminleme örnekler var mı? Misal CMLOG kayıtlarını ve benzeri inceleyerek yeni senaryo tahminleme benzeri bir çalışma yapabiliyor mu? BT tarafı için örneklem verebilir misiniz? İkincisi, Clara uygulamasını beslemek için gerçekçi işte datadan bahsediyor. Verileri nasıl temin ediyorsunuz? Aslında bu slaytta, tam o slaytta toplu bir cevap vermiş olayım. Bu planlama ve kapsamda öncelikle direkt hani sorunun son kısmına cevap vereyim. Tabii ki de IT Audit'te de kullanıyoruz. Sadece finansal denetim özünde bir uygulama değil. Ama şunu da ayırmamak lazım. Biz zaten finansal denetim ve IT denetim birbirinden ayırmıyoruz. Arkadaşlar bunlar beraber yürüyen süreçler. Yani tek bir takım olarak çalışıyoruz ve yapay zeka ve buna türev uygulamalarında beraber ortaklaşa kullanıyoruz. Bunun hani doğru anlaşılması çok önemli. Ama bu slaytta da paralel olarak anlatmam gerekirse planlama ve kapsamda denetlediğimiz bir tane kurum olduğunu hayal edin. Bu kurumun ne kadar kişi, ne kadar muavin, ne kadar finansalın üstünden geçtiği transaction'ı varsa ilgili uygulama üzerinde yüklediğimizde bize uygulama denetimin alanlarını ve hassas alanlarını, daha çok eğilmemiz gereken alanları belli bir örneklem düzeyinde hangi örneklemleri seçmem gerektiğini materyalite kavramıyla beraber belli bir tutarın üstündeki işlemleri bana çıkartıp verebiliyor. Biz bu uygulamayı kullanmadan önce tabii ki de firma ile ilgili doğru bilgileri giriyoruz. Hangi bilgileri diyecek olursanız, mesela hangi sektörde bir kurumu denetliyoruz? Bu kurum havacılık sektöründe mi? Bu kurum bir banka mı? Bu kurum bir otomotiv sektöründe mi? Artık hangi sektördeyse bu kurumda kaç kişi çalışıyor? Hangi sistemleri kullanıyor? IT understanding dediğimiz aslında IT ortamını biz önce anlıyoruz. IT ortamıyla alakalı gerekli toplantılarda bulunuyoruz. Gerekli doğru verileri, doğru bilgileri topluyoruz. Topladıktan sonra bu uygulamanın yardımıyla kritik ve önemli alanlara yönleniyoruz. O yüzden bu slaytta da ve planlama ve kapsamdan bahsettik. Biraz önce de aslında bahsettiğim gibi hepimizin çalıştığı belli sayıda arkadaşımız mevcut ve denetimin de belli bir sürede bitmesi lazım. Bir kurumdaki bütün süreçleri ve bütün alanları ve bütün birimleri denetlemek mümkün olmayacağı için bu tarz yapay zeka uygulamalarıyla doğru bir materyalite belirlenmesiyle ilgili alanları ve denetlememiz gereken alanları tespit edebiliyoruz. Zaten sizlerin de bildiği gibi makul güvence vermenin aslında en kritik hususu da budur. Yani biz ilgili kurumlardaki her şeye bir güvence vermiyoruz. Bizim edindiğimiz bilgilere istinaden makul bir güvence veriyoruz. Onları da yapay zeka ile beraber bizim de tabii ki de IT auditor olarak kendi bir judgment'ımız var. Finansal denetçi arkadaşlarımızın da bu konuyla alakalı kendi uzmanlıkları ve judgment'ları var. Beraber harmanlıyoruz ve ortaya makul bir sonuç çıkmasını bekliyoruz diyebilirim. Bilmiyorum, Gülcan eklemek istediğin bir husus var mı? Besleme kısmına bir ekleme yapabilirim. Bu kısım global tarafından geliştiriliyor. Biz besleyecek bir data atmıyoruz içeri. Bunu da bilgi olarak verelim. Doğru. Farklı sorular var mı? Slide'den devam edeyim mi? Ya da slide'ları bitirip en son bu soruları cevaplayalım. Nasıl istersin? Başka soru şu an için yok. Sen devam edebilirsin. Oldukça ben seni böleceğim. Tamam. Yani yapay zeka denetim, planlama ve kapsam, aslında çok kısa bahsettim ama tekrar bahsedeyim. Uygulamanın isminin önemi yok ama bütün bağımsız denetim şirketleri ve muhtemelen iç denetçiler de kullanıyordur. Kullandığımız yapay zeka destekli denetim uygulamalarımız oluyor. Bu uygulamaların temel amacı slaytta da göründüğü üzere daha verimli, daha hızlı, daha öngörülebilir, daha doğru ve sürekli bir risk değerlendirmesi yapılması. Ne yapıyoruz bu uygulamalarla planlama ve kapsam anlamında? Denetlediğimiz kurumun öncelikle hangi sektörde olduğunu anlıyoruz. Bu kurumun finansallarını anlıyoruz. Aktif büyüklüğüne bakıyoruz, pasif büyüklüğüne bakıyoruz, gelir gider tablosuna bakıyoruz, mali analizine bakıyoruz ve buna istinaden bir strateji belirleniyor. Bu strateji IT denetimin de aslında temelini oluşturuyor diyebiliriz. Bunun üstüne biz denetimin planlanması ve risk değerlendirmesi stratejilerimizi kuruyoruz. Bunları da kurduktan sonra daha öngörülebilir bir denetimi ilgili kurumlarda icra ediyoruz diyebilirim. Bu aşamada biz aslında hangi testi gerçekleştireceğiz? Bu testten kaç tane örneklem alacağız? Bu örneklemleri hangi metodolojiyle değerlendireceğiz? Bu değerlendirmeleri yaparken nasıl bir strateji izleyeceğimiz süreci
bu aşamada değerlendiriyoruz diyebilirim. Bir sonraki slaytımızda, bir önceki slaytımızla ilintili olarak saha çalışması. Şimdi ne yaptık? Amacı ve kapsamı anladık. Yapay zeka destekli uygulamalar kullanıyoruz. Kurumdan kuruma değişmekle beraber makul bir ölçüde bir planımız, bir stratejimiz var. Artık saha çalışmalarına başladık. Saha çalışmaları temelde üçe ayrılıyor. Artan verimlilik ve otomasyon, gelişmiş risk tanımlama ve tespiti, geliştirilmiş denetim kalitesi ve içgörüler diye detaylandırabiliriz. Çok pardon. Sonunda bir miktar ileri gittim. Arttırılmış verimlilik ve otomasyonda şu bilgiler kritik. Yapay zekanın denetimde kullanımı genellikle veri analitiğiyle ilişkilendirilir ama sadece o değil. Yapay zekanın tekrarlayan görevleri yerine geliştirme yeteneği denetçileri veri yorumlama odaklanmalarını sağlıyor ve zahmetli görevlerden kullanıyor. Bu da bizim daha çok vaktimiz olmasına sebebiyet veriyor. Yapay zeka destekli araçta veri çıkarımı, belge inceleme ve diğer zaman alıcı ancak kritik görevleri üstlenebiliyor. Böylece denetçiler aslında stratejik analiz ve değerlendirmeye odaklanabiliyor. Gülcan'ın da bahsettiği sunum slaytlarında neyden bahsettik? Bizim birincil önceliğimiz doğru senaryonun kurulması, ilgili senaryonun çalıştığı durumda elimize flag olarak kaldırılmış belli alertlerin tespit edilebildiği doğru raporlamalar ve sonuçlar gelmesi. Onlar geldikten sonra yine yorumlama IT denetçilerin işi ve görevi diyebiliriz. Henüz yapay zeka tek başına çıkmış raporları insan etkisi olmadan direkt yorumlayıp kendisi bir denetim raporu oluşturmuyor. Yani ileride buna yönelik çalışmalar var mı olduğunu gözlemliyoruz ve bu konuda da işte KPMG'nin de 2025 ve 2027 hedefleri var. Bu konulara da yatırım yapılıyor. Ama en azından mevcut durumu bu etkinlikte size anlatmamız gerekirse şu an bu çıktıların yorumlamasını IT auditörler olarak bizler yapıyoruz diyebilirim. Yapay zeka destekli araçların veri çıkarımı, belge inceleme ve diğer zaman alıcı görevleri aslında çok basit bir şekilde yapması bize zaman tasarrufundan fayda sağlıyor diyebilirim. Başka avantajları da var slaytta göreceğiniz üzere. Daha kapsamlı bir anlayış, daha derin analizler, bu analizlerin daha doğru yorumlanması gibi hususlar olabilir. Bir sonraki slaytımıza geçecek olursak, yapay zeka denetiminin dönüştürücü avantajları. Aslında hep ne dedik? Denetim biraz da dönüşüyor. Yapay zeka ile beraber artık Gülcan'ın da 3 slayt önce bahsettiği gibi manuel denetimden çıktı. Biraz da artık yapay zeka destekli bir denetimin olduğu bir noktaya doğru ilerledi. Yani ne yapmış oldu? Denetim biraz daha dönüşmüş oldu. Bunun bize avantajları nelerdir derseniz, kaliteyi arttırmış olduk. Daha verimli denetimler yapıyoruz. Gelişmiş karar alma sistemleri var ve gelişmiş data analizi yapabiliyoruz. Böylece denetimlerimizi daha doğru noktaya odaklıyoruz ve aslında denetlenen içinde daha doğru çıktılar ve daha katma değerli işler üretebiliyoruz. Daha katma değerli işler üretebilmemizi aslında yapay zeka kolaylaştırıyor diyebilirim. Tabii ki de şunu iddia etmiyoruz. Yani yapay zeka olmadan denetim yapılamaz mı? Tabii ki de yapılabilir. Ama aslında buradaki avantajları daha kısa sürede, daha verimli bir şekilde, daha doğru sonuçlara ulaşabilmemiz aslında bize destek oluyor mu? Kesinlikle oluyor diyebiliriz. Bu yapay zeka sistemlerini en temelde iki şekilde değerlendirebiliriz. Bu değerlendirmelerde temel iki tane husus var. Biri yüksek derecede şeffaflık, açıklanabilirlik ve güvenilirlik sağlıyor. İnsan hatasını minimuma indiriyor ve bizim önceden kendimizin belirlediği senaryoları çalıştırdığı için en azından tamlık ve bütünlük gibi noktalarda tam bir şekilde emin olabiliyoruz. Bir diğer husus ise tabii ki de denetimi desteklerken aynı zamanda kontrollerde de destek oluyor. 7/24 bir şekilde doğru kullanıldığında devamlı bir şekilde alert üretiyor ve denetimi tam zamanlı bir şekilde yıla yaygın yapabiliyoruz. Yani 12 ay boyunca ilgili denetim çalışmalarını yürütüyoruz diyebilirim. Gülcan, eklemek istediğin bir husus var mı? Devam edeyim mi? Yok, devam edebilirsin. Yapay zeka denetiminin süreçleri değişiyor ve işletmeler denetçilerin yol gösterici olmasını bekliyor. Burada KPMG'nin bir araştırmasından bahsediyoruz size. Bu araştırmasında aslında şirketlerin %64'ü denetçilerin finansal raporlamada yapay zeka kullanılmasının değerlendirmede yapay zeka kontrol sistemleri hakkında güvence ve tasdik sağlamada rol oynamaları gerektiğini bekliyor. Yani bundan sonraki süreçlerde de
Finansal raporlamalarda daha çok yapay zeka kullanılacak ve daha önemlisi yapay zekayı kontrol eden hem sistem hem kişi hem de denetçinin daha etkin rol alması gerekecek. Ülkemizde de bu trendin bu yönde olduğunu söyleyebilirim. Hani araştırma global çapta yapıldı diye sadece globalde böyle oluyor diye düşünmeyin. Ülkemizde de benzer araştırmalarda benzer sonuçlar çıkıyor olarak değerlendirebilirsiniz. Şirketler denetçilerin yapay zekayı 3 ana amaç için kullanmalarını bekliyor ve istiyor diyebilirim. Denetimin verimliliğini ve doğruluğunu arttırmak için 3'te 2'sinden fazlası denetçilerin veri analizi ve kalite yönetimi için yapay zeka kullanımını önceliklendirmesini istiyor. Daha proaktif, sürekli denetim, tatmin edici ve süreçler geliştirmesini bekliyor. Yapılan araştırmadaki şirketlerin %50'sinden fazlası denetçilerin tatmin edici analizleri önceliklendirmesini bekliyor. Yine aslında aynı noktaya geliyoruz. Bütün araştırmaların sonucunda belli bir yüzdede ki bu hep yarıdan fazla çıkıyor sizin de fark ettiğiniz üzere çok fazla analiz ve çalışmadan bahsettik size. Daha proaktif, sürekli ve tatmin edici süreçleri nasıl geliştirebiliriz? Yapay zeka destekli olarak çıktıların değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler sonucunda da bu işin uzmanları tarafından doğru stratejilerin uygulanması olarak değerlendirebiliriz. Son olarak da veri toplamak ve katma değerli denetim içgörülerini elde etmek için birçok şirket denetçilerinden büyük veri setlerini analiz etmelerini bekliyor. İşlem hacimleri büyüdükçe veri setleri de büyüyor. Artık veri setleri öyle noktalara geldi ki manuel denetim gerçekten çok zor ve hiç kolay değil. Dolayısıyla yapay zeka bir noktadan sonra zaten olmazsa olmaz olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii bunların faydaları var ve faydaları olduğu kadar engelleri de var. Önce faydalarından bahsedelim, pozitif tarafta kalalım. Liderlere göre yapay zekanın en önemli faydaları, konuşulan liderlerin %65'i trendleri ve etkileri tahmin edebilme yeteneğinin yapay zekanın en önemli olumlu faydalarından olduğunu değerlendiriliyor. İlgili çalışmaya katılmış yöneticilerin %60'ı risklere dair gerçek zamanlı içgörüleri kullanmada yapay zekanın etkin bir rol alacağını değerlendiriyor. İlgili yöneticilerin %57'si daha iyi veri destekli kararlar alınabilmesi için yapay zekanın kullanılabileceğini değerlendiriyor. İlgili çalışmalar sonucunda yöneticilerin %57'si arttırılmış veri doğruluğunun bu şekilde sağlanacağı konusunda makul bir güvence verilebileceği hususunda görüş bildiriyor. Neler var? Bir de engeller var. Sadece işin pozitif tarafları yok. Bunlardan Gülcan da çok kısa bahsetti. Yetersiz finansman ve yatırım, belirsiz yatırımın getirisi, personellerin iş kaybı endişesi. Aslında size bahsettim The Times'ta yayınlanan makalede. Bunu endişe olarak yazmamızın sebebi, yani bunun gerçek olup olmayacağını şu an henüz bilmiyoruz. Yani evet böyle bir beklenti var özellikle personellerde. İş kaybının olabileceği yapay zekanın aktif olarak onların iş gücünü elinden alabileceğini. Ama bu şu an endişe o seviyesinde bu çalışmaya katılanların %42'si de bu şekilde düşünüyor. Düzenlemelere uyum sağlanması, biraz önce bahsettik AI Act özellikle bunlar arasındaki en kritiği buradaki düzenlemelere uyum sağlanmasının kolay olmayacağı gibi bir görüş var. İnsan denetimi olmadan kullanılan algoritmadan kaynaklı riskler de %40 olarak değerlendirilmiş diyebilirim. Süremizi etkin kullanmak arasında biraz hızlanmamız gerekiyor. O yüzden bir sonraki slayta geçiyorum. Üretken yapay zekada küresel uygulamalar. Bu noktadan sonra biraz daha özellikle Gülcan'la benim de denetlediğimiz alanlarda ve sektörlerde karşılaştığımız yapay zeka uygulamalarından bahsedeceğiz. Bu uygulamalarla alakalı çalışmalara da değineceğiz. Reuters tarafından UBS raporuna göre ChatGPT piyasa sürülmesinden yalnızca 2 ay sonra aylık olarak 100 milyon kullanıcıya ulaşarak tarihteki en hızlı büyüyen uygulama haline geldi. ChatGPT kullanıcı sorgularını anlamak ve bunlara insan benzeri yanıtlar oluşturabilmek için doğal dil işleme ve yapay zeka makineden öğrenme teknikleri kullanan bir dil modeli. Zaten sizler de bunları biliyorsunuzdur. Buradaki aslında kritik hususlar, örneğin McKinsey'nin yaptığı bir yapay zeka potansiyeli çalışması var. Yapay zekanın bankacılık ve finans sektöründeki potansiyelinin 1 trilyon dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Gerçekten inanılmaz bir rakam olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Yapay zekanın bankacılıktaki yeri ise The Economist Intelligence Unit anketine göre bankacıların %77'si yapay zekanın bankalarının başarısı için kritik olduğunu düşündüğünü yayınladı. Biz bu istatistikleri ve anketleri sizin için topladık. Dolayısıyla hepsi bankacılıkla alakalı diyebilirim. 2021'de McKinsey'nin yayınladığı ankette
%56 oranında organizasyonların yapay zekanın en az bir fonksiyonda kullanıldığını belirtti. Yani çok inanılmaz bir oran bu gerçekten. Business Insider'ın raporuna da göre bankaların yaklaşık %80'i yapay zekanın bankacılıktaki potansiyel faydalarından haberdar olduklarını ve kullanmayı düşündüklerini belirttiklerini söyleyebilirim. Bir sonraki slaytımıza geçecek olursak, üretken yapay zekanın bankacılık ve finans alanındaki uygulamalarına olan etkisini değerlendireceğiz. Niye finans sektöründen gidildi derseniz, özellikle tabii bunun bütçeyle de ilgisi var. Yapay zekanın ilk süreçlerinde etkin olarak kullanılması finans sektöründe biraz daha hızlı olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden biraz daha bankacılık ve finans alanı ağırlıklı yapay zeka incelemeleri gerçekleştirdik diyebiliriz. Hani arkadaki mindset'i merak eden olursa diye. Dijital işlemler ve riskleri kullanıcıların günlük olarak çeşitli dijital işlemler gerçekleştirirken bankacılık sektöründeki dolandırıcılık tespitleri özellikle yapay zeka ile beraber tespiti biraz daha kolay bir hale geldi. Evet, transaction'lar büyüyor. Evet, çok daha fazla işlem oluyor. Ama yapay zeka sayesinde artık biz suistimalleri ve dijital riskleri daha rahat bir şekilde tespit ediyoruz diyebilirim. Örnek uygulamalar olarak da birkaç tane paylaşmak istedik. Zaten hepiniz de muhtemelen farkındasınızdır. Danimarka'nın da ünlü bankalarından Danske Bank, derin öğrenme ile alakalı dolandırıcılık tespit algoritması kullanarak kendi yeteneğini %50 oranında arttırdı ve hatalı olumlu tespitleri, yani false pozitif dediğim hususları %60 oranında azalttı diyebilirim. Siber tehdit ve yapay zekada ise finans sektörü 2019'da tüm siber saldırıların %29'unu oluşturarak en çok hedef alan sektör oldu. Bütçe bu tarafta olduğu için tabii ki de siber saldırı hedeflerinin de adresi olması gayet makul. Ama yapay zekanın da gelişimiyle beraber siber tehditlere daha anlamlı müdahalelerde bulunabiliyor. Özellikle müşteri ve iç sistemleri etkilemeden önce müdahale etmelerine olanak tanıyor yapay zeka diyebiliriz. Kredi kararları ve pazar alışkanlıkları incelemesi de yine finans alanındaki diğer kritik hususlar diyebiliriz. Bilgi ve güvenlik alanında özellikle daha bilinçli, güvenli, karlı kredi kararları almak için yapay zeka tabanlı sistemleri birleştirmede ciddi bir atılım olduğunu görüyoruz. Bunlar için bütçeler ayrıldığını görüyoruz. Çoğu banka bireylerin ve şirketlerin kredi itibarını belirlemede kredi geçmişi, kredi puanı, müşteri referanslarına dayanan bir sistem kullanıyor. Yani karar destek sistemini hepiniz duymuşsunuzdur zaten. Artık bazı bankalarımızın, özellikle global bankalarımızın karar ağaçlarında yapay zeka çok etkin bir şekilde kullandığını Gülcan'la yaptığımız denetimlerde de çok kez aslında görüyoruz. Önceden içeri girilmiş bazı kriterler var. Siz eğer bu kriterlere zaten denk geliyorsanız kredi sisteminde belli bir limitlerin altında veya üstünde kredi kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla buraya çok ciddi bir yatırım yapılıyor diyebiliriz. Yapay zekanın aynı zamanda pazar alışkanlıklarını izlemede de ciddi bir rolü var. Veri işleme ve trend tahmininde özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi bankaların büyük miktarda veriyi işleyerek piyasa trendlerini nasıl tahmin edeceğine ilişkin stratejiler belirlemesinde özellikle üst yönetime çok faydalı oluyor. Kredi kartı kullanımının nasıl alışkanlıklarla kullanıldığını, hangi sektörlerde daha çok harcandığını, kimlerle işbirliği yapılması gerektiğini, hangi hedef kitleye hangi doğru kampanyanın daha doğru bir şekilde iletilebileceğini yapay zekanın kullandığı yardımlarla artık üst yönetim tarafından onaylanan stratejilerle ilgili müşterilere yapıldığını göreceksinizdir. Zaten muhtemelen hepinize de günde zibilyon tane mesaj geliyordur farklı kurumlardan. Dolayısıyla günlük hayatımızda çok karşılaştığımız bir husus. Yatırım ve risk yönetimi, yapay zeka çözümleri hisse senetlerine yatırım yapmak için en iyi zamanı doğru bir şekilde önerebiliyor. Potansiyel riskleri ve uyarıları, hangi noktalarda tedbir alınması gerektiğini ilgili kullanıcıya veya kredi birimlerine bildirebiliyor. İşlem kolaylığı sağlıyor. Yüksek veri işleme kapasitesi var. Karar alma süreçlerini çok ciddi anlamda hızlandırıyor. Yani hepiniz hatırlayacaksınızdır. Bundan çok kısa bir zaman önce kredi süreçleri ve bununla alakalı related süreçler çok daha fazla uzun zaman alıyorken artık belli bir tutarın altındaki krediler önceden belirlenmiş senaryolarında yardımıyla çok hızlı bir şekilde hepimize kullandırılıyor diyebilirim. Veri toplama ve veri analizinde çok büyük faydaları var. Bankacılık ve finans kurumlarında her gün milyonlarca veri bu sayede kayıt altına alınabiliyor. Üretilen bilgilerin hacmi büyük olduğu için bu bilgilerin toplanması bu sayede sağlanıyor. Büyük miktarda veriyi hatasız bir şekilde kaydedebiliyor
ve ileride makul bir süre zarfında bunları backup'larda tutarak her zaman geriye dönüp kontrol edebilmemizi de sağlıyor diyebiliriz. Müşteri deneyimi tarafında daha iyi bir müşteri deneyimi sağlıyor, daha fazla rahatlık sağlıyor. ATM'lerde banka çalışma saatleri dışında da 7/24 hizmet alabiliyorsunuz. İlgili senaryolar ve kritik süreçler buralarda da müşteri hizmetine sunuluyor. Artık ATM'lerimiz de eskisi gibi değil. Hemen hemen her işlemi yapabiliyor. Birçok işlem artık şubesiz bankacılıklarda, mobil olsun, internet bankacılığı olsun, ATM'lerde rahatlıkla yapabiliyor. Bunların arkasındaki kontrolleri de bankaların iç sistem ve iç kontrol ekipleri yapay zeka destekli uygulamalarla sağlıyor diyebiliriz. 7/24 denetimlere de örnek, çünkü biliyorsunuz ATM ve diğer kanallar devamlı işlem alabiliyor. Yapay zekanın katkıları sadece bu alanlarda değil, özellikle bankacılığın tüm alanlarında belli bir hız ve güvenlik sağlıyor diyebilirim. Tahminleme, robotik süreç ve otomasyonlarında da çok ciddi bir atılım var. Yapay zekanın genel amaçlı olarak anlamsal ve doğal dil uygulamalarında yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz. Geniş çapta tahmine dayalı analitik tekniklerle doğru raporlar sağlanabiliyor. Korelasyonlar doğru kurulduğunda yapay zeka sayesinde neden sonuç ilişkisi yakalayabiliyoruz. Neden sonuç ilişkisi yakaladığımız hususlarda tespit edilen hataların bir daha tespit edilmemesi için bizlere kolaylık sağlıyor diyebiliriz. Böylece problemlerin aslında köküne inip derinden çözmesini sağlıyoruz ve aynı hususlarla tekrar tekrar karşılaşmıyoruz. Robotik süreç otomasyonu da zaman alıcı ve tekrarlanan görevlerin aslında biraz daha sistemler tarafından yapılmasıyla beraber iş gücü maliyetinde belli bir azalmaya sebebiyet veriyor. Operasyonel olarak çalışan kişilerin evet riskleri, ya çalıştığı alanlar makul bir ölçüde riskli. Çünkü otomasyonlar o kadar artık iyi bir noktaya geldi ki insan dahli olmadan birçok süreç otomatik bir şekilde yapılabiliyor. Ama burada çalışan kişiler de farklı yetenekleriyle yine aynı alanda kendilerini geliştirerek yapay zeka ile beraber uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayabilir mi? Tabii ki de sağlayabilir, ama otomatik süreçler ve robotik süreçler otomasyonu bankacılık sektöründe çok hızlı ilerleyen bir alan diyebilirim. Bütün bankalarımız dijital ve operasyonel süreçlerini bu alanlarda geliştirmeye devam ediyor. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Morgan Chase'in bir erken uyarı sistemi var. Kötü amaçlı yazılımları, truva hatlarını, kimlik avı kampanyalarını tespit etmek için yapay zeka ve derin öğrenme teknikleri kendilerinde kullanılıyor. Truva hatının ağlara sızmasını 101 gün süreliğini belirtiyor ve sistem saldırısı gerçekleşmeden önce uyarı sağlıyor. Sistem aynı zamanda arkada kendi kendine devamlı test ediyor. İlla bir siber saldırı olmasını beklemiyor. Potansiyel açıklarını kendi denetim çalışmalarıyla beraber tespit ediyor gibi düşünebilirsiniz. Siber güvenlik ekiplerine erken uyarılar iletiyor ve bilgisayar korsanların e-posta göndermesinde ki hazırlıklarını önceden değerlendirip analiz ediyor. Capital One ise kişisel bankacılık ve yapay zekanın bir başarılı örneği olarak ele alınıyor. Mutlaka duymuşsunuzdur, hem holding hem banka Capital One. Kredi kartı dolandırıcılığını önlemek için yapay zeka stratejilerini kullanıyor. Sanal kart numaraları düzenli olarak değiştiriliyor. İlgili kurumda siber saldırılardan çok muzdarip olmuş bir kurum olduğu için bu alanda da hatırı sayılır bir miktarda yatırım yaptı diyebilirim. Bilgisayarları da yaratıcı ve açıklanabilir olacak şekilde eğiten çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda kendi personellerini de düzenli bir şekilde eğitiyor. Yine KPMG'nin yaptığı bir araştırmada bir Avrupa Bankası müşterilerinin sorgularını çözmek için yapay zeka tabanlı bir sohbet robotu geliştirdi. Dolayısıyla ilgili banka uygulamasını kullanırken herhangi bir sorununuz varsa, müşterinin bir sorunu varsa bu yapay zeka robotu sayesinde sohbet robotu gibi düşünebilirsiniz. Doğru alanlarda doğru bölmelere müşterileri yönlendiriyor diyebilirim. 7 dili destekliyor. Bu da müşteri sadakatinde %20 artış sağladı. Bu destekledikleri diller de giderek gelişiyor. Yani biz bu sunumları ilk yaptığımızda bir veya iki dil desteklenen daha çok chatbotlarla karşılaşıyorduk. Şu an 7 ve 10'lu rakamlara kadar ilerledi diyebiliriz. Bu tarafta da devamlı bir gelişme var. Yatırım bankalarından da Goldman Sachs'ından Merrill Lynch rutin operasyonlarını analitik yapay zeka tabanlı araçlarla entegre etti. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde müşterilerine hizmet sağlıyor diyebiliriz.
Var mı Enver, peki? bir soru Tamam. var. Hem sen bir nefes al, ben cevaplayayım istersen. Tamam. Yapay zekanın denetimin içerisindeki rolünün artmasıyla birlikte bizlere olan ihtiyacın azalacağını düşünüyor musunuz? Olacaksa ne kadar bir sürede olabilir demiş. Ben şahsen BT denetiminde yapay zeka teknik süreçleri oldukça hızlandırsa da insan olarak denetçinin etik karar verme yetisi ve stratejik öngörüsünün vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Yani özetleyecek olursam yapay zeka güçlü bir araç ancak denetimin merkezinde daima insan olacaktır. Ama burada küçük bir nüans var. O insanın da mutlaka deneyimli olması gerekecektir. Bir soru daha geldi. Geçmiş slaytlarda bahsettiğiniz yapay zeka tabanlı suistimal önleme araçlarının kullanımı denetimlerde hatalı olumlu sonuçları nasıl etkileyebilir ve fark edilmesi durumunda alınacak ne tür önlemler olabilir denmiş. İstersen bunu da sana bırakayım. Aslında bir önceki soruyla bu soru ilintili bir soru. Bir önceki soruda arkadaşımız demişti ya, IT auditöre ihtiyaç kalmayacak mı diye. Aslında kalacak, neden? Bu son sorudan ötürü. Aynen. Tabii ki de false pozitif oranları düşük değil. Yani sizlere burada hani şey demeyeceğim. Gerçekten yapay zeka otomasyonlarını kurduktan sonra bütün suistimaller yakalanıyor ve inanılmaz bir düşük false pozitif oranıyla her şey otomatik bir şekilde ilerliyor değil. Tabii ki de IT auditörlere ihtiyaç var. Bu false pozitif oranlarının makul bir şekilde elenmesi lazım. Dolayısıyla ilgili raporların bir kişi tarafından incelenmesi gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Ha, şu bir gerçek ama bundan 5 sene öncesinde de biz bu işleri yaptığımızda çok daha fazla false pozitif oranı vardı. Şu an daha iyi bir noktada mıyız? Kesinlikle evet. Ama hala %100 bir şekilde insan etkisi olmadan ilerleyebilir mi? Kesinlikle hayır. IT auditörlere ihtiyaç var. Onlar bu raporları doğru bir şekilde inceleyip false pozitifleri elemeleri gerekiyor. Özellikle suistimal gibi hassas konularda bu işi yapanlar da kendilerini devamlı geliştiriyor. Sadece konuyu false pozitif olarak düşünmeyin. Yani bundan 5 seneki önceki suistimal taktikleriyle şu ankiler de aynı değil. Bunlar çok yaşayan süreçler. Dolayısıyla siz içeri devamlı güncel senaryoları yüklemeniz lazım. Yapay zeka ile IT auditör o yüzden aslında devamlı beraber çalışması gereken hususta. Herkes elini taşın altına koyduğunda tabii ki de kötü niyetli insanlar suistimal için yeni teknikler keşfedecek. Biz IT auditörler ve bankanın iç sistemler bilimleri olarak bu teknikleri tespit etmek için başka stratejiler geliştireceğiz. Bu devamlı gelişen ve birbirini takip eden süreçler olacak diyebilirim. Biraz süreyi aştık ama Çok herkes hızlı bir teşekkür şekilde etti toparlıyorum. cevaplar için. Tamamdır. Bankacılıkta yapay zeka ve makine öğreniminin benimsenmesindeki zorluklar, hep pozitif taraflardan bahsettik ama tabii ki de hep pozitif değil. Veri güvenliği, kaliteli veri eksikliği ve açıklanabilirlik olarak da baktığımızda yapay zekanın makine öğrenmesinin benimsemesinde çok ciddi zorluklar var diyebiliriz. Özellikle kaliteli veri eksikliği bütün global tarafta da incelenmesi gereken bir husus. AI in control aslında çok kritik bir kavram. Bunu da bahsetmeden sunumu bitirmek istemedim. Hani kontrolsüz güç güç değildir dediğimiz alan bu. Yapay zekayı evet entegre edelim. Evet kurumlarımız bunları kullansın. Biz de denetimlerimizde kullanıyoruz. Ama bizlerin de mutlaka yapay zekanın doğru veriyi aldığını, aslında Gülcan'ın ilk slaytlarda bahsettiği gibi doğru stratejiyle, doğru tasarımla, doğru model eğitimiyle değerlendirmesi ve geliştirilmesini kontrol etmemiz gerekecektir diyebilirim. Dolayısıyla ne diyoruz? Kontrolsüz güç. Güç değil bu kapsamda. Etkili bir çerçeve olması lazım. Öncelikle yapay zekayı yani şöyle yapay zekayı entegre ederken sistemlerimize amacını doğru belirlememiz lazım. Strateji ve tasarımını doğru belirleyemezsek onun üstüne kurduğumuz süreçler de doğru işlemeyecektir. Dolayısıyla doğru verileri içeri atamayacağız. Değerlendirmeyi doğru yapamayacağız ve uygulamayı doğru bir şekilde geliştiremeyeceğiz diyebilirim. AI Governance konsepti de çok kritik bir konsept, son olarak bahsetmek istediğim organizasyonların test edilmiş AI yönetim yapıları, yöntemler ve araçlar aracıyla daha fazla güven ve şeffaflık sağlamaları gerekiyor. Kontrol altında bir AI'ın oluşturulabilmesi için risk yönetim çerçevesiyle entegre edilmeli, sürekli kontroller için kriterler belirlenmeli, AI çözümleri için yeniliği yöneten yönergeler, şablonlar, araçlar sunulmalı. Tüm yaşam döngüsü boyunca mutlaka bir IT auditörün veya ilgili uzmanların süreçleri
kontrol ediyor olması lazım. Tasarım ve kriterlerinin de mutlaka kurumun iş hedeflerine uygun bir şekilde doğru stratejilerle belirlenmiş, yasal otorite tarafından belirlenmiş regülasyona da uygun bir şekilde governance ediliyor olmasını bekliyoruz diyebilirim. Sunumumuz burada bitiyor. Aslında zamanı da biraz açtık. Gülcan, onu nasıl yapalım? Beraber bir değerlendirelim. Çok da açmadık aslında. Umarım beğenmişsinizdir sunumumuzu. Dediğimiz gibi hani araştırmalardan, deneyimlerden yola çıkarak sizleri de günümüz teknolojisine göre bilgilendirmek istedik denetime, adaptasyon konusunda. Sorunuz varsa alabiliriz. Hepinize çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Gülcan Hanım, Enver Bey, çok teşekkürler bu kıymetli yorumlarınız ve sunumunuz için. Rica Gördüğüm ederiz. kadarıyla pek bir soru da yok gibi. Kapatabiliriz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Umarım bir sonraki ikincisinde ya da üçüncüsünde de görüşmek dileğiyle diyelim. İyi Memnuniyet. çalışmalar Görüşürüz. herkese. Sağ olun. İyi Biz akşamlar. teşekkür ederiz. İyi Sağ olun. akşamlar. Görüşmek üzere.